İyi geceler sevgili seyirciler, gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece programda aslında benim uzun zamandır kendisini tabii ki sevgiyle saygıyla takip ettiğim ama bunca zamandır bir türlü gündem ötesine nasip olmadığı için alamadığımız Nurullah Genç hocamızla birlikteyiz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında bu kitap Omuzlarımda Dünya tam da bizim Ebru'yla dedik yani biz Nurullah hocayı bu kitapla alalım ve bize hem kendi hikayesini anlatsın ama Anadolu insanının öyküsü aslında bu. Çünkü Nurullah Genç bir küçük köyde pek maddi imkanı olmayan bir ailenin evladı ama babasının da tabii ailesinin diğer fertlerinin de fedakarlıklarıyla bu noktaya kendini getirmiş. Tabii Nurullah Genç'i tanıyan tanıyor, bilen biliyor ama biz yine de bir kez daha tekrar etmiş olalım. Şimdi hocamız şair, hocamız yazar, hocamız fotoğraf sanatçısı, hocamız sporda da var. Kendisi 3 bant bilardo oyuncusu ama bunu mutlaka söyle dediği için ben söylüyorum. Bilardo'ya şiir yazmış bir insan. Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda. Ve işletme profesörü. Yani Nurullah Genç olarak herkes tanıyor biliyor ama kendisi aynı zamanda Profesör Doktor Nurullah Genç. Böyle de bir tabii ki titri var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne güzel takdim ettiniz. Sizin tabii kaleminizi insanlar biliyor, tanıyor, evet. Takipçileriniz özellikle. Ama tatlı dilinizle ve sohbetinizle de meşhursunuz. Hocam tabii bunları söyledikçe böyle bunlar gerçek, söyleyeceğiz ya. Ama tabii ki. Sağ olun. Şimdi bir zamanlar etiketini kullanıyoruz. Çünkü bir zamanlar yaşadıklarınızı, evet, da burada anlatıyorsunuz. O yüzden eğer Nurullah Hoca'dan istiyorsanız imzalı kitap bize sosyal mecralardan, Twitter'dan, Instagram'dan yazın. Yorum da yazabilirsiniz, sorularımıza cevap da verebilirsiniz. İlk sorumuzu da sorayım da öyle başlayalım, olur mu? Eyvallah. İlk, eyvallah, sorumuz şu olsun. Mardin doğumlu, Nobel ödüllü, gururumuz, bilim insanımız kimdir? İlk sorumuz bu olacak sizlere. Bir zamanlar etiketiyle göndermenizi rica ediyoruz. Evet. Hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Ben bu kitabı çok hızlı okudum. Eyvallah, sağ olun. Su gibi akıyor. Ve şöyle oldu, bazı yerlerde gözlerim doldu. Bazı yerlerde eğlendim epey. Ama hakikaten dedim bu anlatılmalı. Şimdi müsaade ederseniz ilk şöyle başlayalım. Şimdi ücra bir köyde, yokluk içinde aslında, bir çocuğun hayatının nasıl şekillendiğini kitaptan okuyabiliyoruz. Evet. Öyle bir köy odası ki hepimizin kendimize çıkarması gereken dersler var. Doğru diyorsun. Oraya gidelim mi? Gidelim. Erzurum'un Horasan ilçesinin Pinatus köyü ve o köy dağların eteğinde bir köy. Bir tarafında bir uçurum var, bir tarafı dağın eteği, yeşillik bir alan. İlkokul yok, suyundan başka böyle tabii kaynağı falan yok. Tarlaları taşlı, çakıllı, dere tepe, yani düz bir arazisi yok. Ve orada kar yağdığı zaman, ortalık kapandığı zaman 3-4 ay şehre inemiyorsunuz. Yollar kapanıyor. 1960'lı yıllardan söz ediyorum. 60 doğumluyum ben çünkü. Orada dünyaya geldik. Ama anlatılması zor bir zenginlik vardı. O zenginlik zaten bu kitapta anlatmaya çalıştığım. Yani okul nedir bilmeyen çocuklar olarak şiir ezberlemiştik biz. Hani okulun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Okul diye bir şey var ama duvarları nasıl, kapısı nasıl bilmiyoruz. Köyde yok çünkü böyle bir şey. 9 yaşında 20 şiir ezberlemiş bir çocuktum ben. İlkokula başladığımda. Sibirya gazisi bir adam, Bekir Ağa, kuruyor orayı. Çok da manidar bir hikayesi var onun. Romanı da inşallah yayına hazırlıyorum, yeni baskısını. 1989'da yayınlanmıştı. Yollar Dönüşe Gider diye. Bir Aksilik Olmasa filmi de düşünülüyor bakalım. İnşallah. İnşallah. Rusçayı ana dil gibi öğrenmiş bir esir bu adam. Sibirya'da esir hayatı yaşamış. Döndüğünde Rusçayı o kadar iyi konuşuyor ki resmi makamlar tercümanlık teklif ediyorlar. Ve kabul etmiyor. Anlatırdı. Yani benim Rusçayı nasıl bildiğimi anlamak için bir tercüman getirmişlerdi. Tercüman diyor ki ben bununla konuşamam diyor, yani Rusçayı konuşamam. Hmm. Yani 4 yılda öyle bir Rusça öğreniyor. Manidar da hikayesi var. Neden öğrendiği de bizim için çok öğretici aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla o adamın yıkılan tercümanlık teklifini reddederek
köyüne gidip köyünün yıkıldığını görünce yerle bir olmuş köy. Geriye dönüp Erzurum'daki makamlara ben bu işi yapamam çünkü köyüm yıkılmış, köyümü yeniden yapmak zorundayım. Bizim devletimiz ve medeniyetimizin çekirdeği köydür diyor. Ve o köy yıkıldıysa ben onu yapmak zorundayım çünkü bütün ailemi kaybettim. Ha. O köy yeniden yapılmazsa benim ailem de, benim hayatım da, hatıralarım da kaybolup gidecek hepsi. Bu ne kadar önemli ya, tarihi korumak. Tabii ki. Harçlı diye bir köy var. Orada kalıyor 8 yıl. Akrabaları var orada. Zaten oradan bir akraba kızıyla evleniyor. Gülten. Sizin denemem. Babanızın babası. Babamın değil mi? Babası, evet. Bekir Ağa. Bekir Ağa. Ve oradan 8 yıl gidip gelerek, yürüyerek 8 yıl dile kolay. Hı-hı. Ve yani birkaç saat yürüyorsunuz gitmek için. 1,5-2 saat yürüyorsunuz. 2 saatte dönüyorsunuz. 4 saat yaya yol. Yaz, kış demeden fırsat bulduğu her durumda bir köye yürüyüp geliyor, taş taş üstüne koyuyor. O odayı yapıyor, bu misafir odasını, bu oturma odasını, bu yatak odasını, bu samanlığı, bu ahırı derken 8 yıl içerisinde köyü yeniden inşa ediyor. Ama son derece anlamlı olanı şu, misafir odası yapıyor ve oraya kitaplık koyuyor. Yani tahtadan ahşap bir kitaplık koyuyor ve oraya kitapları yerleştiriyor. Çünkü biliyor, siz altyapıyı yaptınız, binayı kurdunuz. En üst haliyle, modern ya da en klasik haliyle, mimari haliyle kurdunuz binaları. Ama gönül binasını yapamadıysanız, insanı yetiştiremediyseniz, okutamadıysanız, eğitemediyseniz oralar yıkılmaya mahkum olur. Bunu bilen bir adam. Hatta çocuk halimle hatırlıyorum. Yani onların kitaplarını okudum, hikayelerini okudum derdi. Muhtemelen yorum yaptım. Acaba dedim Tolstoy'un romanlarını mı okudu yani 1920'lerde? Çünkü 1922'de dönmüş. Acaba Dostoyevski'den eserler mi okudu? Onların hikayelerini okudum. Basılmış kitaplarını okudum filan derdi yani o köyde. Şimdi bu bilinçle dönmüş. Ama kendisi Arapça biliyor kısmen, Farsça biliyor. Osmanlıca okuyup yazıyor. Yeni yazıyı öğreniyor daha sonra. Ve çocuklarını da öyle büyütüyor. Mesela ilk oğlu Rıza amcamdı benim. Sen diyor sadece okuyacak ve okutacaksın. Yani sen öğrenecek ve öğreteceksin. Sen çalışmayacaksın. Hmm. Amcam rahmetli çalışmayı bilmiyordu. Dedem vefat ettikten sonra zorlandı. Çünkü çalışma ihtiyacı ortaya çıktı. Hmm. Zorlanıyordu çalışmakta. 30 yıl, 40 yıl dirseğini çürütürcesine kitap okuyor. Arapça öğreniyor kısmen, Farsça öğreniyor. Divanlar okuyor. Ve babam bile benim iki divanı ezberden okuyordu. Yunus Emre'nin. Tabii. Yunus Emre'nin bütün şiirlerini ve Niyazi Mısri divanını ezberden okuyordu. Neden? Ben takip ediyordum. Yani ilkokulda okurken o Türkçe kitabı alıyordum. Babam okuyordu, ben takip ediyordum. Hatta baba burayı yanlış okudun deyince o kadar olur oğlum diyordu. Baştan okuyordu bir de. Ezberden okuyordu. Hafızı Niyazi Mısri'ydi. Hafızı Yunus'tu babam. Amcamın hafızası yüzlerce gazel almış bir hafızadır. Yani divan edebiyatından. Hemen hemen bilmediği bir şey yoktu diyebilecek kadar iddialıyım. Yani çok üst düzey bir hafızası vardı. Bu arada mesela şu bir yanlış anlaşılmaya mahal vermesin diye söylüyorum. Evet. Siz onu aslında kitapta da vurguluyorsunuz. Şimdi sizin dedeniz Sibirya gazisi Bekir Ağa Erzurum'daki köyüne geliyor ve bakıyor ki perişan. Zaten köy Erzurum yıkılmış. Zaten Erzurum neler yaşamış. Tabii, yani tabii. Erzurum hakikaten çok böyle yaralı bir şehir. Her zaman anmamız gerekiyor yapılan fedakarlıkları. Şimdi Bekir Ağa deyince tabii canım Ağa zaten. Yani ne olacak ki falan diyebilirler. Bizim anladığımız bildiğimiz anlamda bir Ağa değil herhalde. Hayır. Orada bir defa şöyle söyleyeyim. O kavramın ıstılahi anlamı bize anlatıldığı gibi değil. Yani bizim özellikle son 50 yıl, 100 yıl filmlerde de bize anlatılan ağ kavramının ıstılahi anlamını öğrenmemiz lazım. Bizdeki ıstılahi anlam o değil. Bizdeki ıstılahi anlam ağayı bize veren, dağıtan, insanlara iyilik yapan olarak anlatır. Bizim ağımız odur aslında. Hı hı. Alan, saklayan, vermeyen, onları rahatsız eden. Bu değildir aslında. Bunu düzeltmemiz lazım. Çünkü Bekir Ağa dendiği zaman işte damın üzerinde bekleyen, yolculara bile bal yağı gönderen bir adam akla gelir bizim oralarda. Hazır bunu hatırlattınız, evet. Kitapta da söylüyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki benim dedem her mevsim ikindiden sonra karanlık çökene kadar damın üzerine çıkar böyle bakardı. Evet. Biz de diyorduk ki ne yapıyor acaba? Ne yapıyormuş? Elinde o son zamanlarda da artık bir baston olurdu, asa olurdu. Çünkü bir de böyle Yusuf yüzlü bir adam, yani 2 metre boyunda heybetli, durduğu zaman hayranlıkla izliyorsunuz.
saatlerce bakıyor. Bu tarafından bakıyor damın, dönüyor bu tarafından bakıyor. Babamın ismi Seyfullah. Seyfullah diyordu, atına bin git, şurada bir yolcu var, yürüyemiyor artık. Gözleri de keskin, yani ovayı seyrediyor, bir oradan bakıyor filan. O yolcuya diyordu, bal yağı götür, ekmek götür, su götür. Adam biraz yesin, dinlensin, davet et. Aga bu işte, odamıza gelsin, burada misafir olsun. Sonra yarın tekrar gider. Acelesi varsa, gelemiyorsa da yesin, içsin, doysun, rahatlasın, sonra yoluna devam etsin. Babam atına binerdi, ekmeği alırdı, balı yağı alırdı, götürürdü. Sait derdi ki, hayatta olan büyük amcam o şu anda. Sait derdi, atına bin git, şurada bir hayvancağız var, bir koyun var, yürüyemiyor. O koyunu atın üzerine al getir, hayvan sıkıntı çekmesin. Bu insanlar 27-25 yıl çalıştırdıkları, diyelim ki bir öküzü sattıklarında ayaklarına sarılıp helallik isteyen insanlardı. Bu ne kadar önemlidir yani. Şimdi hayvan hakları filan, hayvanları koruma diyoruz ya. Hı hı. Sarılıyor ayağına, diyor ki bana hakkını helal et. 25 yıldır sana ihtiyacım vardı ve sen bana hizmet ettin. Bu insanlar böyleydi. Getir onu diyor. Baba, amcam gidip getiriyor. 90'ın üzerindeydi en son vefat ettiğinde. Allah sonra, rahmet eylesin. Amin. Yaşı 71'di. 90'a yakın peteği vardı, Karakovan. Hı. 1983. Evet, Horasan depreminde hepsi yok oldu bir anda. Petekleri böyle dizerlerdi üst üste, beklerlerdi. Dede gelsin diye, yani benim dedem. Babam gelsin, ağam gelsin. Babamlar ağa derdi ona. Gelirdi, hiç unutmuyorum. O ballara biz de bakardık, peteklere. Ama has bal, yani çiçek balı, yani çok hoş. Bakardı böyle, dörde bölün derdi. Ayırırlardı petek petek, dörde. Bir bölümünü çevre köydeki yoksullara dağıtın. Dörtte birini. Dörtte birini köyümüzdeki komşulara dağıt. Dörtte birini odamıza gelecek ve yoldan geçecek misafirlere. İşte o balı öyle giderdi. Ayırın derdi. Dörtte birini de aile arasında pay edin. O adam bir ömür ovaya baktı. Biz zannettik ki sadece yolcular için bakıyor ya da yolda kalmış hayvanlar için bakıyor. 1967'de anladık asıl bakış niyetlerinden başka birisinin daha olduğunu. Amcası oğlu geldi, Şakir. Şakir dedem deriz. Denizli'ye gitmiş 4 yaşındayken. Telef olmuş aile. Kimse kalmamış. Bir aile almış onu, büyütmüş. İşte terzi olmuş, kalfa olmuş, çırak olmuş, terzi olmuş. Meslek sahibi olmuş. Ailesini, yuvasını kurmuş. Demiş ki, ya benim bir köyüm vardı. Pinadızlı adı. Erzurum Horasan ilçesinde. Bir gideyim bakayım. Köy ayakta mı? Bir gideyim göreyim. 67'de ben 7 yaşımdaydım. Dedem 67 yaşında, dedem 1900 doğumluydu çünkü. O da 4 yaşında ayrılmış. Yani 18'indeyken de 14 yaş daha küçük. 67'de 53 yaşında demek ki. 53 yaşında bir anda çıkıp geldi. Bekir Ağa'yı, dedemi 3 gün susturamadılar. Ağladı, ağladı, ağladı. Sarılıp sarılıp ağlıyorlar. Babam en son dedi ki, ya Ağa dedi, çok ağladım, çok yordun kendini. Döndü dedi ki, oğlum, ben bütün ailemi kaybettim. Siz aile kaybetmenin ve vatanı kaybetmenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bütün ailemi kaybettim. Hiçbirine ağlayamadım. Vatanıma feda olsun. Maneviyatıma feda olsun. Dinime feda olsun dedim. Ama bugün Şakir'i görünce ben de insanım. Hepsini hatırladım. Hatırladı. Yüzüne baktıkça şunu hatırlıyorum, bunu hatırlıyorum. Annemi hatırlıyorum, çocukları, amcamı, amcamın hanımlarını, hepsini. Amcalarımın, çocuklarını. Hayır, bir de zaten Sibirya'da da tabii, neler yaşadı. Tabii, oo, hepsi tabii gözümün önünden geçiyor. Bırakın da şunların hepsine bir rahat rahat, şimdi ağlayayım bari filan dedi. Tabii. Şimdi hayatta olan işte iki amcam var, Hasan amcam. O en son dedi ki, baba dedi, artık biz de dayanamıyoruz, hepimiz ağlıyoruz. Yani yeter ağlama. İşte o zaman ayağa kalktı ve o canımızı yakan hakikati söyledi. Dedi ki, siz ne zannediyorsunuz? Ben ovaya doğru bakarken orada kalmış yardıma muhtaç hayvanı, buradaki yolcuyu sadece onlar için baktığımı mı zannediyorsunuz? Evet, onlara bakıyordum, onlara elimi uzatıyordum. Çünkü bizim hayatımızın anlamı zaten yardım etmek üzere kuruldur. Ben yardım ettiğim için buradayım. Ama ben bir de bir ömür ovaya, acaba benimle beraber giden 3000 kişiden birisi daha dönecek mi diye baktım bir ömür. Ah canım. Onların hepsi gitti çünkü. Dedi ve ağladı. O zaman sustu. Amcalarım da sustu, biz de. Tabii biz çocuk halimizde, dokunuyor içimize filan ama o sakalından damlaları çok ayıklamışımdır ben. Ben bu hadiseyi 2014'te Üsküp'te anlattım bir konferansta. Yunus Emre Enstitülerimiz düzenlemişti, gitmiştim. Duygulanıyorum da çünkü yaşadığımız bir hadise bu.
Önden birisi, bir kardeşimiz hüngür hüngür ağladı. Ne oldu dedik. Hocam bir ara verebilir miyiz dedi. Arayı verdik, bir çay içtik. Geldi mikrofonu aldı, ne dedi biliyor musunuz? Benim babam da dedi 40 yıldan ben Anadolu'ya bakıp bakıp ağladı. Çünkü dedi 1913'ten sonra Balkan Savaşı kaybedilince buralarda mahsur kaldık biz. Ziyadesiyle zulümler gördük. Çileler çektik. Babam da o çileleri en çok çekenlerden birisiydi. Anadolu'ya aşıktı, hasret çekti bir ömür. Fakat o ağlayışının sebebini biliyorduk ama kendisinden de hiç duymamıştık. Yani bize de söylemiyordu. Bir gün dedik ki baba neden bu kadar ağlıyorsun? İşte o zaman o güzel sözü söylüyor. Diyor ki evlatlarım, bu Anadolu'da kalan insanlar var ya, bizim gerçek kardeşlerimiz onlar. Bizim canlarımız orada. Biz burada neler çektik onlar gittikten sonra görmüyor musunuz? Ama ben inanıyorum onlardan birisi bir gün bize doğru yürüyüp gelecek. Onları bekliyor. 40 yıldır bakıyorum ki acaba Anadolu'dan birisi bize doğru yürüyecek. Bizim hikayemiz bu, Anadolu'muzun hikayesi bu. Gerçekten. Orada İbrahim Ağa'nın hikayesi, burada Bekir Ağa'nın hikayesi. Ama biz son yıllarda maalesef Batı medeniyetinin ve masallarının hikayesiyle büyüttüğümüz için çocuklarımızı, kendi hikayelerimizi onlara anlatamadık. Hmm. 300 Spartalı'yı bilenler bizim hikayelerimizi öğrenemediler. Onun için çaba gösteriyorum. Diyorum ki o hikayeleri öğrendiğinizde Anadolu'nun kıymetini de öğreneceksiniz. Gerçekten öyle. Evet. Ve aslında kitapta hem hakkını veriyorsunuz, bir taraftan da aslında kendimize yönelik nasıl eleştiriler getirmemiz gerektiğini de hatırlatıyorsunuz. Evet. Bence bu da çok mühim. Evet. Şimdi tabii sohbetimiz esnasında bazı zaman kaymaları illaki yaşayacağız. Olacak çünkü, evet. Çok geniş bir hadise hepsi. Çünkü benim aklıma şu geldi. Benim kitaptaki sizin hatıralarınız arasında en çok etkilendiklerimden bir tanesi, ki bunu ben de eğer kitap fuarları olursa gittiğim yerlerde de işte genç arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle falan karşılaştığımda Nurullah Genç bakın ne anlatıyordu diye ben bunu istiyorum aktarmayı. İnşallah. O yüzden şimdi yayınımızda da size anlattırmak isterim. Amerikalı mimar Joshua ile sizin bir sohbetiniz, muhabbetiniz ve aslında oradan edindiğiniz bir ders var. Evet, evet. Şimdi tabii eğitim hayatınıza geçeceğiz ama bu sizin daha ileriki yaşlarda tanıştığınız birisi. Dil öğrenmek istiyorsunuz, evet, daha doğrusu evet, geliştirmek evet, istiyorsunuz. Evet. Oradan alabilir miyiz? Tabii ki. Üniversitenin birinci sınıfında, tabii hani 12 Eylül harekatı olmamıştı. İlk dersimde dayak yemiş birisiyim ben. Yani Türkiye'nin o günkü şartlarını anlamak açısından önemli. Kitapta da bahsediyorum. İlk derse girdiğimde forum dediler. Kapıyı kapattılar. Ve bizim grubumuzdan başka kimsenin sözü geçmez burada filan dediler. Ben de şimdi o köyde büyümüşüm ya. Yani köle olmak, esir olmak, siz bizim emrimizde misiniz, çıkamazsınız filan. Bunlar bana garip geliyor. Siyasi hayatı da bilmiyorum. İtiraz eden var mı deyince adam ben itiraz ediyorum dedim. Boyum da kısaydı o zaman. 1.65 falan böyle. İşte bu saçlarımda böyle ağız tıfıl gözüyle bakıyorlar. Yeah. Bir tarafta gidiyorum çalışıyorum. İnşaatta fırında çalışıyorum. Ayakkabı boyacılığı yapıyorum. 2 ay ayakkabı boyacılığı yaptım yurtlarda. Sonra siyasi bir kavganın içinde kalıp kırılınca vazgeçtim boyacılıktan. Ben itiraz ediyorum deyince şu çocuk itiraz ediyormuş dedi, getirin dedi. Hmm. Tuttu beni indirdiler. Başka kim var? 6 kişi daha kalktı sınıftan. Biz ilk derste dayak yedik zaten. Üniversiteye böyle başladım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Ya, üniversite bizim gözümüzde başka bir yerdeydi. Yani ilk dersinde dayak yiyeceğimiz bir yer değildi üniversite. Onun için bunu niye anlatıyorum? Hayal kırıklığı devam etti ben Joshua ile karşılaşana kadar. En büyük hayal kırıklığını da Joshua ile karşılaşınca yaşadım zaten. Hmm. Apoletimizde aşağılık kompleksiydi yahu. Yani düşünüyorum o zamanlar az gelişmiş ülke Türkiye, geri kalmış ülke Türkiye, geri kalmış ülkenin çocukları. Bunlar o kadar çok duyuyorduk ki. Hatta Erzurum'da bir sempozyum yapılmıştı. O zaman Avrupa Birliği yoktu. Avrupa Ekonomik Topluluğu vardı. AET sempozyumu diye böyle afişler asılmış. Gittik mesela o sempozyuma. 82 defa geri kalmış ülkenin çocukları, az gelişmiş ülke Türkiye'yi duyunca dayanamamış çıkmıştım. Aa. Bu çok dokunmuştu bana. Bildirilerde geçiyor yani düşünün. Konuşmalarda geçiyor. Bu ülkenin adı ya da lakabı, mahlası az gelişmiş ülke Türkiye, geri kalmış ülke Türkiye. Dokunuyordu bu bana. Tabii. Ama bir taraftan da kendimizde de az geliş, ya o aşağılık kompleksi vardı. Ruhumuza da sindirmişler biraz. İngilizce öğrenmek istiyorum.
Bazen gidiyordum, tarihi eserlerin önünde dolaşıyordum. Acaba bir turistle tanışabilir miyim? Mektup arkadaşlığı. Ha. Bugünkü gibi değil ki. Tabii. Böyle hemen falan amcaya falan amcaya sor getirsin. Amca diyorlar ya şimdi. Ha. Amcalara soralım cevap versin. Böyle bir şey yok. Yani hayatımda bir defa Amerika'dan bir dergi istemiştim. 6 ay sonra geldi yani. O da derginin artık vakti geçmişti. Faydalanamadım. Yani günü geçmiş bir dergi. Böyle bir durumda bir de turistleri görünce de omuzlarımızı böyle biraz düzene sokuyorduk. Neden? Rüyalar ülkesi Amerika'dan gelmiş. İngiltere'den gelmiş. Bunlar üstün insanlar. Bize böyle sunuluyordu çünkü. Yani çünkü gelişmişler. Bomba yapmışlar. Yani atom bombası yapmışlar. Yani Japonya yerle bir. Ne kadar çok insan ölmüşler. Demiyorduk ki bunlar acaba nasıl kurulmuş bu ülke? Ha. Yani o zaman henüz Robert De Niro ile Jeremy Irons'ın başrolünü paylaştığı misyoner filmini izlememiştim ki. Yani Amerika'nın nasıl kurulduğunu bilmiyordum. Yani yerlileri nasıl parçaladıklarını bilmiyordum. Parçalayarak insanları kurulmuş. Yerlileri satarak kurulmuş bir ülke. Bunu bilmiyordum. Onun için Amerikalı görünce böyle bir toparlanıyorduk filan. Mektup arkadaşı. İşte tam o günlerde oldu hadise. Bir hocamız derste sordu. Şiirle, edebiyatla uğraşan var mı diye. Ben de o günlerde Milli Türk Talebe Birliği Hicri 1400 şiir yarışması Türkiye birinciliği almışım. Türkiye birinciliği. Makale yarışmalarında derece alıyorum. Yaşar Garip Koyuncu mahlasıyla şiirler yayınlıyorum. Ama kimse şiir yazacağımıza inanmıyor. Hmm. Erzurumlu arkadaşlar ne şiiri falan diyorlar yani. Bazıları da bir şiir karın mı doyurur? Derdin ne? Ay şey de çok güzel. Hani bir tanesi demiş ya size ya o yazamaz falan. Sonra niye i̇şte, böyle düşünüyorsun deyince o Erzurumlu demiş. İşte o tamam oradan. Ay onu anlatsanız. Joshua zaten oradan doğdu ya. Ha. Yani Joshua, yani o hadiseden sonra Joshua ile karşılaştım. Hmm. Hocalarımızdan birisi dedi ki içinizde edebiyatla ilgilenen var mı? Ben kolumu aşağı çektim. Şimdi yani korkuyorum çünkü. Çünkü insanlar dalga geçiyorlar. Ne şiiri falan diye. Kolay gelmedik gerçekten buraya düşünüyorum. Büyük mücadele verdim ben. Ya bir de gencecik çocuk yani. O zaman kimdi, nasıl ezilmişsiniz? Çok eziliyorsunuz çünkü. Ama şunu söyleyeyim, ben liseden Nurdan Savran vardı edebiyat hocam. Allah selametlik versin, İzmir'deydi en son. İlk edebiyat dersinde Fuzuli Gazeli işleyeceğiz, divan edebiyatı. Ben dedim hocam bu şiiri ezberden okuyabilir miyim? Oku dedi, kalktım okudum. Sen nasıl ezberledin bunu? 9 yaşımda ezberlemiştim dedim. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Şimdi bu kadar emek vermişsiniz ama birileri alay edince rahatsız oluyorsunuz. Tabii. Ben kaldıramadım. Şimdi Tokat'ta Ömer Yılmaz var, sınıf arkadaşım, elimi kaldırdı. Ha zorla değil mi? Zorla zorla böyle tuttu elimi yukarı kaldırdı. Ben de çekiyorum elimi. Hoca da dedi ki Nurettin Kaldırımcı benim hocam şimdi Ankara'da. Dedi ki indir indir o eli dedi. Hmm. Şair yazar dedi, şiirle uğraşan adam cesur olur. Ha bak bu da önemli bir ders. Benim öyle bir şeyim yok ki, ben cesur bir adamım Allah'a şükür. Ayağa kalktım dedim ki hocam cesaretle alakası yok. Siz benim ne yaşadığımı biliyor musunuz dedi. Ha. Ben burada şiir yazdığımı söyleyemiyorum. Öyle deyince hanımefendi kardeşlerimizden birisi ki öldü, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Ayağa kalktı dedi ki yani Erzurum'da kişi nasıl şiir yazacak? Yazın çamur sel, kışın fırtına kar. Yani neye bakarak şiir yazacak? Sanki şiir yerle yazılıyormuş gibi, mekanla yazılıyormuş gibi. Halbuki o bir unsurdur sadece. Hoca bunun üzerine dedi ki hadi sen cevap ver madem yazıyorsun ya. Hı. Ben de ayağa kalktım dedim ki ben arkadaşıma nasıl anlatayım? Mesela dedim güneş palan dökenlerin üzerinden aşağı doğru kayarken her gün benim içimde batıyor da ben bunu ona nasıl anlatayım? Madem dedim güneş yerle yazılıyorsa Antalyalıydı kardeşimiz. Dünyanın en güzel şiirlerini o yazsın o zaman. Ve ama muhteşem bir cevap tabii yani. Ama bir hafta sonra da Sitem diye bir şiir yazdım, kapıya geldim. Ha, ondan sonra canım yandı yani, gittim Sitem diye bir şiir yazdım. Hocanın kapısına geldim, derse girmedim, hocadan sonra girdim. Şair neredesin dedi, dedim hocam bir şiir okumaya geldim bugün. Ne şiiri dedi, hocam dedim izin verirseniz ben bir şiir okumak istiyorum. Otur oku dedi, hocam dedim tahtada okuyacağım, kaçacağım çünkü. Henüz 12 Eylül olmamış yani. O kardeşimiz de siyasi bir grubun reisinin arkadaşı falan. Dayak yerim diye korkuyorum. Dedi ki hadi oku, iki bölümünü okuyayım. Bir kez olsun akşamı seyretmedim denizde. Güneşi tepelere sarılırken izledim. Hı. Soğuk istasyonlarda kahve köşelerinde içimde fırtınalı denizleri gizledim. Ben ki ne sahil gezmiş ne boğaz görmüş biri. Güneşin arza uzak yerlerini bürüdüm. İnsanı hücre hücre pençeleyen zehiri sigaramın ucunda üfleyerek büyüdüm. Kainatı okşadığım zamanlar at sırtında hep onun sahildeki yüzünü düşünürdüm.
Senin o sahil görmüş suratına baktım da ülkülerimi saran hayalime tükürdüm deyince bir anda alkış, çığlık, ben kaçtım. Sınıftan dışarı. Dayağı yedim tabii sonra. Ha yani oldu, dayak da geldi. Şiirimden dayak yemiş adamım ben. Tamam. Helal olsun. Evet. Dövenlere de helal olsun. Evet. Şiirimden dayak yemişim ben. İşte o günden sonra bayağı bir kaçtım insanlardan. Çünkü kantine giriyordum. Ey yüce şair, gel son şiirini oku filan. Takılıyorlardı size. Kaçıyordum. Sınıfa giriyorum en son. İşte ey ordinarius profesör, hele bize hangi bilimsel makaleyi yazıyorsun onu anlar. Niye böyle diyorlar? Dolabımın kapağına şöyle yazmıştım. 20 sene sonra yönetim organizasyon profesörü olacağım. Parantez, inşallah. 20 sene sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım. Parantez, inşallah. Vallahi Ömer, bravo. Vallahi Ömer geliyordu bazen. Ömer diyordu ki, ya Nurullah'cığım bunu sil. İnsanlar diyor ki bu niye deli ya mi? Niyetimi koyuyorum hayır, ortaya ama kardeşim. Şimdi bizde mantık şöyledir. Ya şu okul bir bitsin de ondan sonra hayırlısı. 4 yılı hayal edemiyor insanlar. Ya Pelin Hanım, devletin kalkınma planlarının bile 5 yıllık olduğu bir ülkede siz bir birey olarak dolabınızın kapağına 20 yılı yazıyorsunuz. Ve yıl 1980. Yani şimdi hedef kolay koymak değil, çok güzel bir şey. Bence buradan evet, herkesin kendine, benim evet, ve seyircilerimizin kendine çıkarması gereken ders var ama siz hani hedefinizi çok açık etmişsiniz. Tabii ama onun da bir nedeni var. Bizim öğretim üyelerimizden birisi Amerika'da doktora yapmış, rotasyonla gelmiş. Derslerden bir tanesinde vizyonu, misyonu anlattı. İnsanın vizyonu olmalı. En az 20 yıllık hayali olmalı falan diye. Evet. Anlattı gitti. Aklıma takıldı tam bana göre. Ben bir hayal arıyorum. Yani peşinden koşacağım bir hayal arıyorum da adını koyamıyorum. İlmini bilmiyorum. Bir hafta sonra gittim kapısını çaldım. Gir dedi, girdim içeriye. Dedim ya boyunda böyle bir, üniversiteyi bitirirken bir 72 oldu. Yani kısaydım. Gir dedi, böyle girdim. 1.72 iyi bence. İyi o şu andaki ne boyum ama 1.65 şu andakine göre biraz... Ne şu andaki boyum? Üniversiteden sonra insan çok mu uzuyor? Ya o güne kadar uzadım. Ya boyla ilgili sıkıntım yok. Cüce olsam ne olacak? Allah'ın verdiği şeydir yani. Biz Allah'ın verdiğine hiçbir şeyimiz olamaz yani. Ama o hali tasviri için önemli. Joshua'ya da geliyoruz ya. Arada boy farkı vardı yani. O açıdan söylüyorum. Gir dedi, girdim. Hocam dedim, ben bir türlü yol bulamadım. Ya 20 yıllık hayalimi belirleyemedim. Vizyonumu belirleyemedim. Oğlum dedi, senden sonra merak edip soran olmadı, gel. İlginç. Bu çok önemli. Bir işte, çok bakın, iyi. Bakın yani gençlerimize ders olsun. Evet. Araştırmaları lazım, sormaları lazım. Kapı çalmaları lazım. Kapı çalmasaydım belki Joshua hikayesi olmayacak. Ya derdini söylemeyen derman bulamaz. Bulamaz. Girdim. Dedi ki, nedir hayalin? Hocam dedim, ben fark derslerini verip tıp fakültesine gitmek istiyorum. Bir bu. Bir de bankacı mı olayım? İşte müşavir mi olayım, danışmanlık mı yapayım, akademisyen mi olayım, ne olayım bilemiyorum. Hı. Neden dedi tıp fakültesi? Çünkü dedim, ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum, edebiyat kolu sayıldığım için fen puanım işe yaramamıştı. Ve benim müdürüm de Abdurrahman Teber, ki kitapta da anlatırım o Çanakkale hikayesinde. Abdurrahman Hoca da benim sınav sonuç belgeme bakınca, böyle adaletsizlik olmaz. Tıp. Gideceksin, çalışacaksın, fark derslerini vereceksin, tıp fakültesine gideceksin. Çünkü tıp fakültesi puanın çok yüksek ve kesin kazanırsın. Ben de gittim Erzurum'da Atatürk Lisesi'ne devam ediyorum. Fizik, kimya, biyoloji alıyorum hocam. Fark derslerini verip tıp fakültesine gideceğim. Ama doktor olabilir miyim bilmiyorum, endişeliyim. Çünkü doktorluk yapamam diye düşünüyorum. Neden dedi? Burada bir kısacık bekletiyorum hocam sizi. Sizin kitabınızı muhakkak çok isteyenler oluyor tabii ki. Eyvallah. Omuzlarımda Dünya, Nurullah Genç burada hatıralarını anlatıyor. Bir kısmını zaten Anadolu insanının öyküsü olarak bugün sizlerle paylaşıyoruz. İlk sorumuz, Nobel ödüllü sahibi Mardin doğumlu bilim insanımız kimdir? İlk sorumuz buydu. Bize bir zamanlar etiketiyle gönderin. İkinci sorumuzu da hemen soralım. Türkiye'nin ilk üniversitesi hangisidir? İkinci sorumuz da bu. Evet, devam edelim hocam. Şimdi benim o tıp fakültesine gitme arzum Abdurrahman Teber hocamdan doğmuştur. Yani gideceksin ve doktor olacaksın. Yani bunu yapacaksın dedim. Müracaat ettim. Hocaya da dedim ki, hocam dedim, korkuyorum ben, iğneyi vuramam ya. Nasıl iğne yapacağım? Evet. Yani? Çok rahatsız ediyor tabii beni. Tabii, kolay iş değil. Bir de dedim hocam, ben dedim yani nöbetteyken birisi vefat ederse, hastalarımdan birisi, ben onu bırakıp gidemem. Onu almam lazım, mezara götürmem lazım. Hocam ama bakın bunu kitapta da vardır. Bir destekleyecek halim böyledir yani. Siz evet çok duygusal Sirkeci bir yapınız var. Sirkeci tren garında yolculuk yaptı, yani yapacağım adamı terk edemediğim için trenimi kaçırdım. Yani bugün mesela... Canım ertesi gün sınava ne gireceksiniz? Bir tane bir adamcağızla aynı odada mecburen kalmışsınız. Onun bayağı bir
Yani tabii, sabahlara yani kadar oturmuşsunuz onunla. Yapım böyle. Ben de dostluk şeyi çok yüksektir. Yani evet. Dostluk kurduğum anda onu bırakamam yani. Onu terk etmem çok kolay olmuyor. Şimdi hı hı. Dolayısıyla doktorluk yaparken de hastalarla ünsiyet peyde olacak. Tabii. Ya o hastayla biraz dost olacaksınız, konuşacaksınız. Ama siz vicdan azabı da çekersiniz. Çeker, değil mi? Yani evet. Bunlardan dolayı hoca dedi ki o zaman senin bir dedi kişilik tahlilini yapalım. Yetenek hı. tahlilini. Ve benim tahlillerimi yaptı. Bir anket doldurdu, sorular sordu, mülakat yaptı. Bir hafta sonra bana dedi ki gidip dedi kaydını sildireceksin. Senden doktor olmaz. Evet. Başka bir şey hocam, sonra görüşürüz. Meğer bu bir imtihanmış zaten, soruymuş hı. bana. Aslında buradan da ders çıkarabilir mesela genç arkadaşlarımız, seyircilerimiz. Yani kendini olmak, tanıyıp da tabii. kendi mizacına, yeteneklerine evet. uygun. Tabii evet. ki doktorluk muazzam bir meslek. Olacak. Bizim için hakikaten çok kıymetliler tabii. ama herkes doktor olamaz olacak ya. Olacak diye bir hakikaten. Şey yok. Yani bu işe yatkın olanlar, yeteneği olanlar tabii. elbette yapacak. Biz onları da bütün mesleklerde çok saygıyla anlıyoruz her yerde. Ama herkesin yapması şart değil. Dedi ki gidip sildireceksin. Ertesi gün beni çağırdı. Dediler ki falan hoca seni çağırıyor. İçeri girer girmez sordu. Kaydını sildirdin mi? Hı. Evet hocam dedim. Gel dedi evlat, işte şimdi sen benim dedi adamımsın. Aha. Hocam sildirmeseydim deseydim. Oğlum seni yollayacaktım. Tereddüt eden başarılı olamaz dedi. Hı. Sen madem uzmana sordun, o da dedi ki bunu yap, yapacaktın. Laf dinlemeyeceksen niye soruyorsun? Niye soruyorsun? Aldı, 2 ay içerisinde benim stratejik planımı yaptık. Bana dedi ki defterine yaz, cüzdanında tut, 20 sene sonra yönetim ve organizasyon profesörü olacaksın. 20 sene sonra da Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacaksın oğlum dedi. İşte o yazı oradan doğdu. Hı hı. İnşallah'ı da ben ekledim. Tabii. Çünkü Allah Kur'an'da buyurur ki inşallah deyin. Eğer Allah murad etmezse yapamazsınız. İnşallah'ı ekledim, onu da kısalttım, inş diye koydum. Ama artık kantine giremiyorum, sınıfa giremiyorum korkumdan, bu şiir hadisesinden dolayı. Kütüphanede çalışıyorum. Ha. Bir de her dersi İngilizcesinden bir şeyler bulup çalışmaya çalışıyordum. Ya mutlaka onun bir İngilizce metnini bulmaya çalışıyordum. Arkadaşlardan birisi geldi bir gün. Dedi ki kantinde dedi bir Amerikalı mimar var dedi. Hadi sen İngilizce çalışıyorsun ya. Ha. Hani dolabına yazmışsın ya profesör olacağım filan. Evet. Gel dedi bir konuş da görelim. Sanki ben İngilizceyi çok iyi konuşuyorum. Yahu ağaç derken bile dal budak işareti yapan bir adamım hala yani. Ama hedef var. Heyecan var. Bir de mektup arkadaşlığı. Tamam dedim. Kalktık beraber. İndik. Hiç onun böyle alayımsı söylemesine de umursamadım yani. Hı hı. Dikkat etmedim. Hello haydan sonra. Joshua bana bir ismi Joshua'ymış. Bir iki şey sordu. Ben böyle anlatmaya çalıştım. Döndü öbürlerine dedi ki bu benim işime yarar. Siz gidebilirsiniz. Bozuldular bu sefer de. Yani onlarla falan bir diyalog kurmuş. Dedim ki yani nedir? Sormaya çalıştım. Ben dedi yüksek mimarım. Kaliforniya Üniversitesi mezunu. Çünkü konferanslarda anlatınca arkadaşlar izini bulmuş. Şu anda New York'ta bir mimarlık bürosu varmış tabii. Adam devam tabii, yaşıyor. Tabii yaşıyor hayatta yani. Evet dedim ben dedi 3 yıl Osmanlı mimarisi ve Selçuklu mimarisini okudum. Hı-hı. Hazırlık yaptım özel. Ve İshak Paşa Sarayı'nın, Doğu Beyaz'daki İshak Paşa Sarayı'nın mimari özellikleriyle ilgili tez yapmak için Türkiye'ye geldim. Ve Erzurum'dan geçiyorum. 2 saatliğine ücret ödeyeceğim. Birisi bana Erzurum'un tarihi eserlerini anlatsın. Ben de mektup arkadaşım olacak buldum diye tamam dedim. Ben anlatırım. Ben anlatırım dedim. Tamam dedi o zaman hazırlanın gelin. Aklıma geldi dedim ki ben Erzurum'un tarihi eserlerini bilmiyorum ki ne anlatacağım şimdi. Ve Erzurumlusunuz. Böyle bir üzüldüm. Ben ne anlatacağım dedim. Tamam camilerin isimlerini biliyorum. Yani Lala Paşa Camii, işte Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Gürcü Kapı. Camii, Caferiye Medresesi, yani Yakutiye isimlerinden başka hiçbir şey bilmiyorum. Ama mesele burada sadece İngilizce değil. Yani eğer değil. Gelen bir Türk profesörü olsaydı yine de anlatamazdınız. Tabii. Sadece ismi var. Tabii, bilmiyorum. Ama böyle çözüm arayan bir ruh vardır bende. Yani sıkıştığım zaman bir çözüm nasıl bulabilirim? Hemen böyle bir çözüm düşündüm. Dedim ki Mısırca şu an benim işim var. 2 saat izin verir misiniz? Müsaade. İşlerimi ayarlayayım, geleyim falan filan. Tamam dedi. Ben de burada satranç oynayayım. Ben satranca başlama şeyim de orasıdır zaten. Oturdu bizim kantinde satranç tahtaları vardı masalar. O satranç oynamaya başladı birileriyle. Hatta 3. sınıfta bir Ahmet abi vardı. O dedi ki çok iyi satranç oynuyor bana. Ben de gittim. Ansiklopedi aradım. O gün Türkçe ansiklopedi bulamadım. Kütüphanede. Ana Britannica'nın ve Meydan Larousse'un
Erzurum maddelerinden, Erzurum'un tarihi eserlerini 10 sayfa metin olarak çıkardım 2 saatte. 9 yaşında 20 şiir bilirseniz ezbere hafızanız iyi olur. Hı hı. 10 sayfalık İngilizce metni ezberledim. Mağrur bir komutan gibi o boyumla falan böyle halimle yürüdüm Joshua'nın yanına. Artık anlatacağım ya. Joshua da uzun boylu değil mi? O da uzun boylu. O 2 metreye yakın boyu var. Ha. Sarışın gözlüklü bir adam. Ben kısa boyluyum. Birbirimize böyle bakıyoruz. Yani. Ben böyle bakıyorum. O yukarıdan bakıyor. Ama ben sevimli bir çocuktum, delikanlıydım. Böyle şeyin şakraşın. Bakmayın böyle pörsümüş halinde. Ya olur mu hocam? Yani böyle sosyal hayatım zengin, bir cıvıl cıvıldım. Yani. Yine öylesiniz maşallah. Yine öyleyim Allah'a şükür ama bundan daha fazlaydım yani. Ha. Böyle halimi beğenmiş adam yani. O benim enerjimi falan. Ben hazırım deyince yürüdük. 2 gün sürdü. 2 saat yani. 2 saat 2 gün oldu. Evet. Ben Joshua'ya hiçbir şey anlatamadım. Çünkü ben o maddeleri okumaya başladıkça diyordu ki evet meydanları söyle yazıyor. Ya da işte ansiklopedideki cümle. Bana en son dedi ki sen dedi anlatma. Ben sana anlatayım dedi bildiklerimi. Hı. Sen dedi ezberlemiş gelmişsin metinleri. Sen Erzurum'u bilmiyorsun. Sustum. O bana anlatıyordu işte bu cami böyle, burası böyle. Gezdik 2 gün. Ben ne yapayım, ne yapayım derken işte fırından kazandığım, inşaattan kazandığım harçlıklarımı ona harcamaya çalıştım. Yemek yediriyorum. Erzurum'un yerel yemeklerini filan. Cüzdanını eline atıyor, durduruyorum. Biz misafirperveriz, ödetmeyiz filan diye. Şaşırıyor böyle. Başınız, göze gireceksiniz. Başını sallıyor. Mektup arkadaşı. Evet, evet. Sonra kadayıf dolması yok. Yok işte, mu o zaman? Döner yedirdim işte belki işte. Cağ kebap yok mu? Cağ kebabı işte götürdüm yani Erzurum'un neyi var. Halamı aradım. Nuriye halam şimdi Erzurum'da ikamet ediyor. Hala dedim bir misafir getireceğim kadayıf dolması yapar mısın? Tamam dedi. Kim olduğunu söylemedim. Halama gittik içeri gireceğiz. Joshua zor giriyor kapıdan öyle. O Erzurum şivesiyle dedi ki viş oğlum bu çim dedi. Viş. He viş dedi bu çim. Dedim ki hala dedim Amerikalı bir mimar. Ne işi var burada dedim ki böyle böyle o zaman gelsin dedi. Kadayıf dolması yedireceğiz. Yedik evet yedik. Alasmala dedik kalktık ayrılacağız. Ha, her şey buraya kadar bitti. Çok tatlı. Bitti. Hmm. Şimdi adam benden ne istiyormuş? Ben şimdi anlatıyorum mesela Ulu Cami'nin mimarı şu şu. Onları istemiyorum diyor. Hmm. Hiç unutmam şunu dedi. Ulu Cami'nin köşe taşını mimar buraya koyarken tarihte böyle bir şey var mı onu da bilmiyorum. Ha, niye kurban kesti? Neden kurban kestirdi yani? Ya da çifte minareli medresenin öğrenci odalarının kapıları neden küçücük? Ha. Ben anlatamayınca dedi ki şöyle bir iddia var. Yani burada öğrenim gören öğrencileri şöyle. Mağrur olmasınlar diye tevazuya alıştırıyorlardı ama ben bilmiyordum. O gün ilk defa ondan duydum. Ayrılacağız. Dedim ki Mr. Joshua yazışalım, mektup arkadaşı olalım. Neden dedi, tokta bir sesi var. E dedim biz 2 gün gezdik, arkadaş olduk. Tebessüm ederek dedi ki, hayır dedi sen benim başıma bela oldun dedi 2 gündür. Ben üzülünce de dedi ki, hayır ya sen çok sevimlisin dedi. Ya seni dedi şey yapamadım yani atamadım gidemedim dedi. Beraber gezdik dolaştık. Ama dedim yani yine de yazmanız lazım. Ben sana yazmam dedi. Çünkü sen dedi şehrini bilmiyorsun. Sana yazmam dedi. Satranç oynamıştık Huzur Çay Evi'nde. Adresini yazmış vermişti bana. Herhangi bir şey olursa bana yaz demişti. Adresi de cebimdeydi. Bir taşınma esnasında kaybettim. Yoksa şimdi çıkarır gösterirdim. Joshua Dudley diye hiç unutmam. Filan filan sokak. Adresimi vermiştim. Oradan bana yaz ben sana cevap yazarım dedi. Ben de ona dedim ki ama dedim ya bir Amerikalı bir yere gittiği zaman hürmet ikram gördüğünde döndüğünde en azından bir teşekkür mektubu yazıyor. Siz bana yazın ben de size yazayım. Doğru dedi sen bunu nereden biliyorsun? Amerikan romanlarından biliyorum. Sen dedi Amerikan romanlarını mı okuyorsun? Hmm. Dedim ki evet dedim hangi yazarı okuyorsun? Joshua Dudley'e Steinbeck'i okuyorum dedim şu anda. Nasıl yani dedi. Sen dedi yani şehrini bilmiyorsun, Erzurum'u bilmiyorsun, tamam, Amerikan romanı okuyorsun. Onun arka planı da şöyle. O günlerde 2 edebiyat dergisine mektup yazıyordum ben. Hatta 3. Cahit Sarıfoğlu'na yazıyordum, Mavera'ya. Aylık dergiyi çıkarıyordum. İsmi Aylık Dergi. Bazı kardeşlerimiz Aylık Dergi diye bir dergi diyorlar. Hayır, ismi Aylık Dergi'ydi zaten. Yaşar Kaplan, şimdi Almanya'da yaşıyor. Yaşar Kaplan'a mektup yazıyordum. Allah rahmet eylesin, Ahmet Kabaklı Hoca'ya yazıyordum. Üçünden de cevap gelmişti. Cahit Sarıfoğlu dergiden yazmıştı. Yaşar Kaplan'la Ahmet Kabaklı doğrudan cevap yazmıştı ve ikisinde de yazdım zaten. Türk Edebiyatı'nda da bugün de yazıyorum. Aylık Dergi'de de yazdım o zaman. Yaşar Kaplan bir süre sonra bana şöyle bir mektup yazmıştı. Sen şairsin kardeşim ama için boş. Seni yetiştirmemiz lazım. Kavramlarının arka planı dolu değil.
çok önemli bir söz. Çünkü kavramların iki anlamı vardır. Sözlük, ıstılahi mana. Hmm. Istilahi anlamlar yok. Şey gibi değil mi? Hani ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanlar ancak bu kadar şanlıydı. Tabii. Hani şair burada ne demek istiyor deyince tabii. Uzun uzun anlatılacak çok hikayeler var. Güzel ifade ettiniz neden? Hmm. Mesela bayrak, sözlüğe baktığınızda bir tarifi vardır bayrağın. Hmm. Ama bayrağın arka planına indiğinizde Mehmet Akif'in o mısralarını da gidersiniz. Tabii. Yani kanların üzerine düşmüş hilal yansımasına kadar gidersiniz. Meşhede kadar gidersiniz. Evet. O arka plan zengindir ve o arka planı bilmiyorsanız edebiyat yapamazsın, şiiri de yazamazsınız. Hı. Yaşar Kaplan bana 50 kitaplık bir liste gönderdi. Dedi ki bu kitapları okuyacaksın, 2 ay içerisinde bana rapor göndereceksin. 50 kitap, 50 kitap. Allah. Ben de mektup yazdım. Abi, bir de istediği kitaplar tabii, yani. Tabii klasikler. Neler. Klasikler. Haştan Bekler falan oradan evet. çıktı. Ha. Ben de yazdım abi dedim param yok aldığımda söz veriyorum 2 ayda okuyup göndereceğim. 15-20 gün bir ay sonra bir koli geldi bana. Gittim büyük postaneye devasa bir koli. Allah Allah. Açtım bir mektup. Altında 50 tane kitap. Yaşar Kaplan şöyle yazmış. Nurullah Genç bu kitaplar sana hediyemdir. 2 ay sonra raporunu bekliyorum. Ben dünya klasiklerini öyle okudum. Hiçbiri yoktu. Allah razı olsun. Tabii. Ve kendisine 2 ay sonra raporu gönderdim. Mektup. Bundan sonra kadromdasın. Şiirlerini gönderiyorum. Ondan sonra hep şiir yazdım orada. Şimdi haberleşiriz Almanya'da. Ona ben minnet borçluyum. Neden? Çünkü gerçekten de o 50 kitabı okuduktan sonra neyi öğrenmem gerektiğini fark ettim. Joshua'dan sonra da neleri öğrenmem gerektiğini edebiyat adına değil medeniyetim adına fark ettim. İşte bu arada günler... dünya klasiklerini evet. yani hemen evet. herkesin okuması tabii, gerekti. Tabii. Hatta derler ya yani bunları hani gençlikte daha evet, ileri evet, yaştan evet. hani ayrı ayrı. Hani öyle bir fırsat olur mu bilmiyorum ama olmazsa olmaz yani. Tabii okuması niye okumamız gerekiyor. Lazım? Çünkü o yüzyıl içerisinde Rusya'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı, İngiltere'yi tanıyorsunuz yani. Ya ve de, Osmanlı'yı okuyorsunuz, Osmanlı'yı tanıyorsunuz. Sonra neden biz buradayız'ı sorguluyorsunuz. Evet. Sebebi bu aslında. Yalnız benim şurada içim yandı. Demiş ki, yani bilmiyorum siz belki insanları incitmemek için mi söylemediniz ya da belki anlatacaksınız şimdi. Demiş ki şunlara bakın atalarınız neler yapmış siz neler yapmışsınız demiş. Onu şimdi hikayenin en can alıcı noktası lütfen orası. Lütfen anlatın hocam. Zaten oraya geldim. Lütfen hocam. Demiş ki yani bilmiyorum siz belki insanları incitmemek için mi söylemediniz ya da belki anlatacaksınız şimdi. Demiş ki şunlara bakın atalarınız neler yapmış siz neler yapmışsınız demiş. Onu şimdi hikayenin en can alıcı noktası lütfen orası. Lütfen anlatın hocam. Zaten oraya geldim. Lütfen hocam. Şimdi dedim ki o günlerde işte Steinbeck'in Fareler ve İnsanlarını bitirmiştim. Gazap Üzümlerini okuyordum. Oradan aklımda kalmış. Birisi bir yere gidiyor böyle ilgileniyorlar dönünce mektup yazıyor teşekkür mektubu. Oradan bir çıkarımda bulundum. Ha Joshua da bana yazsın filan söyledim dedim ki. Böyle böyle mektup yazar. Dedi ki doğru ama yazmayacağım sana ben dedi. Ben bu sefer dedim neden? Neden? Dedi ki sen önce söyle bakayım. Steinbeck'in hangi romanlarını okudun? İnanmıyor adam. Kahramanları kim? Kendini bilmeyen yani nasıl benim romanımı biliyor? Ya saydım işte Sardalya Sokağı, Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar diğer eserleri. Hangisini okudun dedi Fareler ve İnsanlar. Kahramanlarını say. Dedim ki. Orada dedim ki ya bir gol de ben atayım. Beni bayağı ezdi çünkü. Ben de buna bir güzel bir çelme takayım. Düşeceğim neredeyse. İki büyük kahramanı var Fareler ve insanların. Lenny ve George. Lenny iri yarı. Joshua gibi böyle heybetli bir adam. George da ufak tefek. Ama George çok zeki. Öbürü biraz. Lenny yani Allah öyle yaratmış. Yönlendirilmeye ihtiyacı olan birisi. Tavşan çiftliği hayal eder romanda filan. Dedim ki ya şimdi tam yeri. Dedim ki iki kahramanı var. Lenny ve George. Lenny size benziyor. George da bana. Bekledim ki bozulsun. Adam güldü ve ne dedi biliyor musunuz? O bizim coğrafyada öyle dedi. Sizin coğrafyada uzunlar da aptal, kısalar da aptal. Öyle canım yandı ki. Yakutiye Medresesi'nin duvarına dayandım, ağladım. Çünkü hakikaten omuzuma bindi bir anda. Medrese yıkıldı. Dokundu üzerine. Çok tabii. Ağladığımı görünce... Bileğimden tuttu beni, çekti, kaldırdı, ortaya aldı ve çantasını açtı. Gel dedi bak sana niye yazmayacağımı anlatacağım. Yarısını anlıyorum, yarısını anlamıyorum. İkide bir diyorum ki please be slowly, lütfen yavaş konuşun. Tane tane anlatıyor bana işte böyle. Bana 45-50 dakika, bir saat. Bosna'nın adını ilk defa ondan duydum. Ve Ali İzzet Begoviç'i o yüzden okudum zaten. Arkasından kitabı yayınlandı, Türkiye'ye geldi hemen aldım okudum.
Gazi Hüsrev Medresesi'nden başlayarak atalarımızın Balkanlarda yaptığı yüzlerce eserden örnekler seçerek, bak dedi, atalarım bunları yapmışlar. Bunu yapanlar olsaydı yazardım, sana yazmam. Dedi koydu. Selimiye'ye geldi, anlattı. Bunu yapan olsaydı yazardım, sana yazmam. Süleymaniye, Bursa, Maraş, Antep, Urfa, Yozgat, Elazığ derken tekrar Erzurum'a getirdi sözü. Sivas'tan geçti, Erzurum'a geldi. Zaten Erzurum'u sana anlatmıştım dedi, artık anlatmayacağım. Bak dedi, ben İshak Paşa Sarayı'na niye gidiyorum? Yüksek lisans tezi yapmak için. Tarihinde kalorifer teşkilatı olan tek binaydı. Ve dünyada benzeri yoktu. İshak Paşa Sarayı'nı yapanlar olsaydı yazardım, sana yazmam dedi. Ben artık dağıldım. Ya yani 20'li yaşlarda bir üniversite öğrencisi. Baktı ki ben artık ayakta duramıyorum, şu sol bileğimden tuttu. Gel dedi, sana neden yazmayacağımı anlatayım. Aldı beni Erzurum'un sokaklarına. Tarihi eserlerimizi tahayyül edin. Camları kırılmış, kapıları kırılmış, etrafları pislik içerisinde, çöp içerisinde. Onları gösterdi. Bak dedi, senin tarihi eserlerine bak dedi, ne yapmışsın. Yıllar sonra Avrupa'ya gittiğimizde her birinin camlarında çiçekleri görünce içim yanmıştı. Ne yapmışsın bak dedi, ataların yaptıklarına bak, neler yapmışsın sen. Bir de asıl Cumhuriyet döneminde yaptığımız binaları gösterdi. Neydi belirsiz binaları, mimarisi belli olmayan o çıkıntılı çıkıntılı evleri. O Sezai Karakoç, Allah rahmet eylesin, balkon şiirini okuduğumda ağladığım o manzara. Neydi belirsiz binalar. Bunlar ne dedi? Bunlar ne dedi? Bunlara benziyor mu hiç? Bunları niye yapmışsınız dedi. Bak dedi, ne yapmışsın sen dedi. Erzurum'da üç gümbetler vardır. Üç gümbetlerin yanına götürdü beni. Hiç unutmam. Böyle yaptı. Üç tane kümbeti işaret ettik. Bak dedi, flower, flower. Hmm. Ataların taştan çiçek yapmışlar. Evet. Ataların taştan şiir yazmışlar. Bunları yapanlar olsaydı yazardım ama sana yazmam. Sen dedi, bak ne yapmışsın etrafında. Oradan faytonlar geçerdi. O zaman faytonlar vardı. Özür dilerim bütün dinleyenlerden, izleyenlerden ama at pislikleriyle doluydu üç kümbetlerin etrafı. Çocuk pislikleri vardı, cam kırıkları, kanlı bezler. Bunları söyleyeyim ki nereden geldiğimizi anlayalım. Onlara baktım. Sen dedi, yazmaya layık bir adam değilsin. Bunları yapmışsın. Joshua yürüdü gitti. Kaldım orada. Ağladım. Gittim bir kürek buldum. Getirdim, iki saat çalıştım, orayı temizledim. İnsanlar bana bakıyor, bu ne yapıyor filan diye. Ve kendi kendime dedim ki ilk evimi buradan tutacağım. Bu üç gümbetlere bakacağım. İlk asistan olduğum zaman, asistanlık sınavını kazandığımda orada ev yoktu. 6 ay yakında bir yerde, bir küçücük yerde yaşadım. İlk boşalan evi gittim kiraladım. Hmm. Ve 2 sene oradan üç gümbetlere bakarak, Joshua'yı hatırlayarak, adresine bakarak bu hadiseyi yaşadım. Sen dedi, atalarının ne yaptığını bilmiyorsun. Ve ben kendi kendime yumruğumu sıktım. Atalarımın ne yaptığını öğreneceğim dedim. O gün 50 kitabı bana hediye eden Yaşar Kaplan'la bu dersi veren Joshua benim hayatımın ikinci dönüm noktasıdır. Birincisi babam beni okula götürmek için dedemden aldı, izin aldığı gündür. İkincisi de budur. Ve benim gözlüklerim ameliyat olmadan önce 8,5 numaraydı. Köşeleri görmüyordum artık. Okumaktan. Evet. O kadar aldım. Ben bilinçsiz okumuşum. Şimdi olsa başka türlü not alarak okurum. Okudum geçtim, okudum geçtim. Tarihi okumam lazım. Atalarımı okumam lazım. Osmanlı tarihini bilmem lazım. Selçuklu'yu bilmem lazım. Hazreti Adem'den bugüne insanlığın tarihini okumam lazım. Çünkü bilmem lazım ki atalarım ne yapmış onu öğreneyim. Balkanları bilmem lazım. Balkan Savaşı'nı okudum, ağladım. Osmanlı'nın 1800'ü ile 1900'ünü, Kavalalı hikayelerini falan okudukça canım yandı, ağladım. Osmanlı'yı okudukça canım yandı, ağladım. Dedenizden dinledikleriniz, milli tabii, mücadele. Tabii. Ve Hammer'ın Osmanlı tarihini okurken Osman Bey maddesinde gözyaşı döktüm. Hani o Bilecik'teki hikayeyi anlatır. Şimdi hep söylüyorum konferanslarda. Hristiyan bir gençle Müslüman genç arasında hakemlik yapıyor. Kavga ediyorlar. Hristiyan genci haklı buluyor. Hammer diyor ki bu hadise Balkanların içlerine kadar yayıldı. Ve Osmanlı demek adaleti getirmek demekti. Bu şerhi siz çıkarıyorsunuz oradan. Okudum. Arkasında Joshua Dudley diye bir adam var. Ve bu adamın benim bu hikayemle bize vereceği bir ders var. Atalarımızın ne yaptığını öğrenmemiz lazım ki üzerine daha iyisini koyalım. Tabii ki. Mimar Sinan'ı aşacak mimarlar bekliyor bu ülke. Mimar Sinan'ı aşacak mimarlar bekliyor. Öyle. Tarihimiz buna layık. Kesinlikle. Ama biz gerideyiz. Ya açıkçası zaten vatanını sevmek böyle bir şey. İnsanını sevmek böyle bir şey. Yani
hani hamasetle, boş lafla falan değil, evet, aksiyona dökebiliyorsan tabii sen bunu. Ki. O zaman bir üçüncü soru daha soralım. Eyvallah. Bir zamanlar etiketini bu gece kullanıyoruz. Bir zamanlar aslında başına gelenleri bu gece Nurullah Genç anlatıyor ama o bir zamanlar yaşananlar, bugün de ders çıkarmamız gereken hadiseler. Madem vatan dedik, vatanseverlikten bahsettik, vatan şairi olarak andığımız, bildiğimiz isim kimdir? Üçüncü sorumuz da sizlere bu olsun. Eğer Nurullah Hoca'dan imzalı kitap isterseniz bize sosyal medyadan yorumlarınızla veya soruları vereceğiniz cevaplarla lütfen ulaşın. Şimdi bence bu kitabın yine en etkileyici hadiselerinden bir tanesi. Şimdi evet, burada anlattığımız noktada idealleri olan, kendine hedef koymuş, gayet de güzel okuyan, iyi neticeler alan, babasının fedakarlıklarının ve ailenin diğer fertlerinin fedakarlıklarının karşılığını vermiş bir genç Nurullah görüyoruz ama biz filmi biraz daha geriye saralım. İşte bu da tam bir Anadolu insanının öyküsü çünkü. Şimdi sizin dedenizin şu ifadesi hepimizin hayatına yerleştirmesi gereken bir anlayış, bir inanç olmalı. Yani başkalarına yardım edin çünkü yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Bu aslında İslam'da da yer bulmuş olan bir düşünce tarzıdır. Müthiş bir şey. Yaşam şeklidir. Şimdi buradan hareketle bize... Bir geriye gidelim mi? Gidin. Bu sözü neden söyledi evet, Bekira? Lütfen, lütfen. Çünkü buna ihtiyacımız var. Evet, lütfen. Bütün dünyanın ihtiyacı var şu anda. Mazlumlar var, mülteciler var. Dünyanın her yerinde değil mi? Yani savaş var. Tabii. İnsanlar çile çekiyor. Yan tam komşu da, var. Tam da komşumuz çok var. Çok yakınlarda var. Arkadaşımız var, var. Akrabamız var. Var. Yardıma muhtaç insanlar var ve Türkiye'nin de dünyanın da buna ihtiyacı var. Dedem Sibirya'ya giderken babası kolera salgınından ölüyor kucağında. Kollarında ölüyor. Ali dedem. Ve trenle götürülüyor. Vatanıma feda olsun. Anadolu kaldı geride. Ben ölmüşüm, babam ölmüş. Artık bunun bir şeyi yok. Biz şehit oluyoruz vatan için. Düşüncesi, duygusu bu. Ve vefat edince Rus askeri alıyor, camdan atıyor. Dedem tutmaya çalışıyor. Tutmaya çalışınca dipçikle bileğine vuruyor ve canı çok yandığı için de oturuyor, çekiyor, üzülüyor, bileğini tutuyor. Tabii hikaye çok uzun da sadece oraya bir ışık tutmak istiyorum. Kampa gidiyor, götürüyorlar. Kampta ağaç kesiyor o incinmiş bileğiyle. 18 yaşında bir delikanlı. Gümrah ama 3000 kişi gidiyorlar oraya. İşte o 3000 kişiden dönecek biri var mı diyor. Hmm. O yöreden 3000 insan gidiyor. Bir gün bakıyor ki kaldıkları çadırın nöbetçisi o asker. Babasını camdan atan adam. Çeyrek ekmekle çalışıyorlar 1,5 yıl. Bir dönem biraz yemek falan veriyorlar. Sonra bu orada bir hadise olunca çeyrek ekmeğe indiriyorlar. 200 kişi kalıyor 3000 kişiden. Telef oluyor hepsi. Bakıyor ki o asker göz göze geliyorlar. Asker de bunu tanıyınca biraz da böyle öğreniyor yavaş yavaş. Git gel adın ne falan Rusçayı. İşaret diliyle falan soruyor. Yani niye tuttun diyor o gün. Ben de senin bileğini vurdum. Dedem diyor ki, kokardı. Yani tutamazdık orada, atacaktık zaten. Dedem diyor ki ben onu tutmak için tutmadım. İçerdi. Onu duayla bırakacaktım candan. Ah canım. Çünkü biz ölülerimizi kabirlerine duayla bırakırız. Besmeleyle bırakacaktım. Ne dua edecektin? Şöyle dua edecektim. Allah'ım ört üzerine taşla toprakla. Kurt kuş parçalamasın babamın cesedini. Ona bir kabir yap bıraktığım yerde. Asker o kadar duygulanıyor ki ağlıyor. Niye, ne oldu? Benim de babam yeni öldü diyor. Şimdi anlıyorum senin halini. Dile benden ne dilersen. Dedemi bir de takip ediyor. Bakıyor çalışkan, hiç böyle geri durmuyor filan. Böyle iç pazarlığı yok, hesabı yok. Sen diyor iyi bir adamsın. Benden ne dilersin? Dedem diyor ki bana Rusça öğretti. Ha, bana Rusça. Ya burası çok önemli. Hı hı. Demiyor ki bana işte yarım ekmek daha getir, çeyrek ekmek. Değil mi? Bak bana yağ getir, peynir getir. Yok. Neden diyor? Diyor sizi, halinizi bileyim ya. Rusya'ya gidiyorum, dilini öğreneyim. Hafızası da çok iyi ya. 1,5 yılda. Artık çok rahat dolaşacak, konuşacak, Ruslarla anlaşacak kadar Rusça öğreniyor. 2,5 yılda satılıyor, bir köylü zengin alıyor. Bolşevikler satıyorlar, esir pazarında satıyorlar bunu. Zengin bir köylü esir olarak gidiyor. 2,5 yılda köyde artık Rusça sorunu yok. Konuşuyor yani, her şeyle Rusçayı öğreniyor adam. İşte orada ağam derdi. O da o Rus köylüsüne ağam diye hitap ederdi. Ağasına bir gün gidip diyor ki tamam ben sizin işlerinizi görüyorum, atlarınızı gidiyorum, sürünüzü filan. Bazen boş zamanlarım oluyor.
Bana izin verir misiniz? Köyde yaşlılar var, yardıma muhtaçlar var. Onların da işlerini göreyim, yardım edeyim. Adam şaşırıyor. Allah Allah diyor. Sen diyor ya yorulmuyor musun? Ben yorulursam zaten bırakırım diyor. Ama hani izniniz olursa diyor, komşularım falan da işlerinden tutayım. Yardım et diyor. Dedem başlıyor onlara yardım etmeye. İşi bitiyor, gidiyor onların mesela ağırına, onlara yardım ediyor falan. Şaşırıyorlar, Allah Allah. Sonra dedemi birkaç defa da imtihan ediyor. Dürüst mü? Mesela yanına para bırakıyor uyuduğu yere. Ha, çalacak. Tabii, ha? Çalacak mı? Başka şeyler yapıyor. 1989'da romanını yazmıştım, Yollar Dönüşe Gider. Şimdi yeniden baskıya hazırlıyoruz, çıkacak inşallah. Hı-hı. İmtihan ediyor, bakıyor ki dürüst bir adam, serbest bırakıyor artık. Yani git dilediğin gibi yardım et. O böyle artık köyde duyuluyor yani, bu yardım eden bir adam, herkese elini uzatıyor filan. Bir gün suikaste uğruyor. Kurşunlar vızır vızır sağından sonundan geçince. İnşirah suresini okuyarak gezerdim. Allah'ım her zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Benim kolaylığımı da varsa ki vardır, vardır diyorsun yarat Rabbim diye. Dua ederek geziyormuş. Bir de Ayet-el Kürsi'yi okurdum. Allah'ım beni koru filan diye. Allah beni korudu. Kurşunlar isabet etmedi. Hemen atıma bindim. Ağamın yanına koştum. Gidip diyor ki abi beni öldürmeye çalıştı. Aa diyor ben unuttum sana söylemeyi. Bak o adamdan uzak dur. O filanca köyün zengini şöyle bir adam. Neden? O diyor 1876 Osmanlı-Rus Savaşı'nda. 93 Harbi'nde bizim deyişimizle. Oğlu Türkler tarafından, Osmanlılar tarafından öldürülmüş. Psikolojisi bozuk. Hep şöyle diyor, bir Türk'ü öldürmeden ben rahat etmem. İntikamımı alacağım falan diye gezer. Dikkat et bak, o seni öldürürse bir şey de yapamam. Dedem ondan sonra diyor hep kaçtım ondan diyor. Yani gördüğüm yerde kenara köşeye gidiyordum. Uzak duruyordum. İnsanlar yanında bir şey yapmıyor ama tek başıma kalırsam vurur beni. Köyün etrafında da mevzi bataklıklar var. Giren kurtulamıyor öyle bataklıklar. Yani düşmemek lazım. Bir gün bir haber geldi. Bataklıkta birisi boğulmak üzere. Hemen atıma bindim gittim. Ben de yardım edebilir miyim diye. Bir gittim bizim yaşlı adam düşmüş bataklığa. Benim yakın arkadaşlarım bazen kemen çocuğu derler bana bu yüzden. Kimse yardım edemiyor. Omuzlarına kadar gömülmüş. Artık çaresiz ölecek. Birkaç dakika içerisinde gömülecek. Yani dokunması ölecekse. Böyle bakıyor. Yani ben bakıyor artık şaşkın. Hemen kemendi aldım diyor. Allah'ım beni öldürmeye çalışanı benim elimle kurtar dedim. Kemendi fırlattım. Kemend gitti. Omuzlarının önünde durdu. Yeltendi böyle kemendi tutayım diye çıkması mümkün değil. Bir daha çektim. Ya Allah bismillah dedim attım kemendi. Kemend gitti. Ağzının önünde, dişlerinin önünde durdu. Allah buyuruyor herkes için tayin edilmiş bir ecel vardır. İleri alamazsınız, geri alamazsınız. Adam can havliyle kemendi yakaladı. Çektik, çıkardık. Bütün dişler söküldü. Oo. Ağzı kan içinde kaldı. Ben hemen atıma bindim kaçtım. Dedim ya bu adam kendine gelir. Beni de öldürür. Merakla bekliyorum ne olacak. Birkaç gün içerisinde diyor geldi diyor eve. Ben yine saklanmaya çalışırken dur demiş. Neden kurtardın beni? Ben oğlumun intikamı için seni öldürmeye çalışıyordum. Sen beni neden kurtardın? Diyor dedim ki ben Müslümanım ve biz Kur'an'a inanırız. Kur'an'da Maide suresinde bir ayet vardır. Allah buyurur ki bir cana mukabil olmadıkça ya da bir fesada karışmadığı sürece bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek de can vermek de bütün insanlığa can vermek gibidir. Hatta bu salgın döneminde Hollanda'da otobüs duraklarına yazılmıştı bu ayet. Hiç unutmam. Hollanda'da da oradakilere söyledim yani. Teşekkür ettim Hollanda'ya yani bu ayet. Dedemin çünkü orada söylediği ayettir bu. Deyince adam diyor ki bunun için mi beni kurtar? Evet diyor. Bir insana hayat vermek bütün insanlığa hayat vermekse ben de sizi kurtarmak istedim. Tam ne diyor biliyor musunuz? Ben kaynaklarda rastlamadım ama dedem böyle anlatırdı. Biz Ruslar birisi hayatımızı kurtarırsa onun bekçisi oluruz, muhafızı oluruz. Bundan sonra senin muhafızın benim. Çünkü sen benim hayatımı kurtardın. Dedem diyor ki 3 ay rahat ettim, hiçbir sıkıntı yok artık çalışıyorum gidiyorum. Sonra diyor beni çağırdılar ağamla beraber. Demişler ki ya sen ne biçim adamsın? Bıraksaydın ölseydi. Sen ne biçim adamsın? Sana esaret yakışmıyor. Biz karar verdik seni esaretten çıkarıyoruz. Nasıl yapacaksınız? Bolşevik ihtilalinde nüfus kayıtları yanmıştı. Şimdi nüfus kayıtları yenilenecek. Ha. Karar verdik. O adam seni, bu adam oğlunun adıyla yazdırıp sana kimlik çıkaracak. Oo. Ya. Oo. O savaşta ölmüş oğlunun adı. Yalnız nasıl saygı duymuşlar, nasıl sevmişler evet. Ki yani olayı bu noktaya getirmişler. Evet. Yani bizim dinimizi, maneviyatımızı öyle bir yaşayın ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin.
Çok güzel. Peygamberimizi öldürmeye giden Ömer Faruk orada dirilmişti. Hadise onun uzantısıdır. Peki beni nasıl özgür bırakacaksınız? Diyorlar ki sana sürü vereceğiz, tarla vereceğiz. Müslüman olarak yaşa, seni evlendireceğiz. Artık sana esaret yakışmaz. Bekir, sen bizim köyden birisi ol. Dedem diyor ki, babamı kaybettim, yurdumu, öyle ağlamamıştım. Hüngür hüngür ağladım. Tutup kaldırıyorlar, diyorlar sen niye ağlıyorsun? Dedem diyor ki, canımı çok yaktınız. Biz ne yaptık? Ben vatanımı kaybettim, ailemi kaybettim. Siz bana özgürlük teklif ediyorsunuz. Ben özgür olabilir miyim? Ben burada asla özgür olmam. Ben burada esir olarak ölürüm. Ne olur bana bir daha özgürlük teklif etmeyin. Adamlar nasıl duygulanıyorlar. Sarılıyorlar ona, ayrılıyorlar. Bir iki ay sonra artık tekrar çağırıyorlar. Diyorlar ki karar verdik. Senin gibi bir adam özgür olmalı. Seni göndereceğiz biz. Dedem diyor ki nasıl göndereceksiniz? Kimliği gösteriyorlar. Çıkardık zaten kimliğini. Sen artık virüs gibi seyahat edeceksin. Ama vatanına döneceksin. Üç ay daha kaldım diyor. Sibirya. Omuz boyu karlar yağıyor. Dam üzeri karlar yağıyor. Her taraf kapanıyor. Trenler rahat hareket edecek. İşte gidip gelecek. Ben de trene binip yolcu olacağım. Rus yolu gördünüz mü bilmiyorum. Ben Kars'ta okudum. Kitapta anlatıyorum teyzemin yanında. Ruslar Kars işgalinde yapmışlar orada. Rus yolları var böyle yüksek yüksek. Dedem derdi ki bizim yollarımızın 3-4 katı yükseklikteydi. Çünkü öyle de karlar yağardı ki kapanır kalırdı. Parke taşlarla, küçük taşlarla yaparlardı dağılmasın diye. 3 ay içerisinde değirmene gittik. Değirmen de oldukça uzak, dağların başında bir yerde. Yüzün üzerinde kızak gittik. Ben de ağamın buğdaylarını götürdüm. Öğütüp geleceğim. Bir anda karlar yağdı, ortalık kapandı. 1-2 gün bekledik. Biraz açılır gibi oldu. Böyle yılan izine benziyor diyorlar. Bir rehber getirdiler. Rehber eşliğinde yola çıkacağız. Bir kavga. İnsanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani tartışıyorlar filan. Ne oldu diye sorduk. Ben en arkaya geçmem diyormuş insana. Ya en arka kızak ben olmak istemem. Çünkü kayar düşerseniz yardım edecek kimse yok. Kimse yok. Dedem hemen gidip diyor ki rahat olun ben en arkaya geçeceğim. Diyorlar ki ya sen niye? Ya ben zaten esirim buralardayım. Yani ölürsem de şey. Bir de onun yani tabii dedeniz de imanı kuvvetli birisi. Sonuçta tabii. Ecel gelmedikçe gelmediyse ölmezsiniz. Ölmeyeceğini biliyor. Ben diyor en arkaya en arkaya geçtim takip ediyorum. Bir saat, bir buçuk saat yolculuk yaptık. 30-40 kızak ötedeki bir kızak devrildi gitti diyor. Ha, benimki de kaldı. Dereye. İşte o dede ki, işte o ağa ki, Bekir ağa, sonradan geldiğinde o harap olmuş köyünü görüyor ve gitmek yerine Erzurum'un Horasan ilçesinin Pinaduz köyünü, o köyünü yapıyor. Yeniden inşa ediyor. Şimdi sevgili hocam. Şimdi can damarını söyleyelim. Evet. Orada kaldı çünkü. Tamam. Orada biliyor muydunuz bu kızak hikayesini daha önceden? Konferanslarınızda. Biliyorsunuz önemli çünkü kızak düşüyor kimse yardım etmiyor. Dedeme sıra geliyor dedem duruyor. Bir yarım saat 40 dakika çalışıyor. Adamı atları çıkarıyor. Kızağı çıkarıyor. Adamı çıkarıyor. Yerleştiriyor. Dizginleri veriyor. Devam edin diyor ben takip edeceğim. Adınız ne? Bekir diyor. Kalpağını çıkarıyor. Sen diyor Rus değilsin ben diyor filan köyde esirim. Bekir ben seni bulurum diyor. Nasıl bulacaktı bilmiyorum diyor ama öyle dedi. Ayrıldık. O gitti köyüne ben gittim. 3 ay sonra beni götürdüler yolcu edecekler. Trene bineceğim. 6 vagon var. İlk 3 vagon kilitlenmiş çünkü dolu tıka basa yer yok. 4-5 sıkı. 6. vagonda seyrek yer var. 6. vagona binmek üzere hareket ettik. Hala ısrar ediyorlarmış gitme diye. Ağlıyoruz diyor. Ben de alışmışım onlara. O yardım ettiğim herkes orada diyor. Beni yolcu edecekler. Öyle de sıkılar ki kimse hani biz esiri gönderiyoruz falan demiyor diyor. Yani bir Rus'u gönderiyorlar. Tam diyor trene binecektim bir ses Bekir diye. İkimiz bir anda döndük. 3. vagondan biri fötr şapkalı bir adam işaret ediyor. Ağası demiş ki ya Bekir ne meşhur adamsın ya burada da seni tanıyorlar. Demiş ağa beni kim tanır? Binecektim diyor aynı ses bir daha tekrar edince demiş yok bu seni çağırıyor. Aldı götürdü adam demiş ben hep 2 bilet alırım uyumak için. Askerlere işaret etti diyor. Askerler kapıyı açtılar. Bindim camdan aldı torbalarımı vedalaştık hareket ettik. Yüzüne bakıyorum tanıyamadım. Tanımadın mı diyor dedi Bekir hayır. Niye kızağımı dereden çıkarırken beni tanıdın şimdi niye tanımadın? Aa siz o muydunuz? Kusura bakmayın kalpağımı çıkardım ama siz çıkarmadığınız için görmedim yüzünüzü. Gözler sadece görünüyor falan diye burun sadece dışarıda. Hayırdır böyle böyle dedim. Aynı şeyi o söylemiş. Sen demiş bak seni demiş sınıra kadar götüreceğim ben. Seni yolcu edeceğim. Sen çünkü benim kızağımı el uzattın.
Sonra dedi ki bak şimdi sarsılacağız. Tren büyük böyle tüneller, şeyler üzerinden, köprüler üzerinden geçiyor. Bir tane uçurum üzerinde bir köprü var. Oradaki manzarayı bir daha göremezsin. Oraya geldiğimde ben sana söylerim. Zaten sarsıntı olunca döndü dedi, bak dedi. Baktık diyor, devasa bir uçurum üzerinden geçiyoruz trenle. Büyük demirlerden köprü yapmışlar. Tam bana anlatırken çığlığı bastık çünkü köprü yıkıldı. Dedem orada biraz dururdu, ağlardı, mendilini çıkardı, silerdi. Sakalından o yaşları alırdık filan. Devam ederdi, derdi ki 6. vagon gitti, 5. vagon gitti, 4. vagon gitti. Biz çığlık attık, uçuruma gidiyoruz diye kenara çıktık. Vallahi ve billahi derdi, o 3 vagondan bir kişi sağ çıksaydı, o Bekir sen olurdun diye umut ederdim. Hiç kimse sağ çıkmadı. Kafa, kol, kemik, demir birbirine karıştı. Bir hafta beklettiler, kireç ve toprakla örttüler üzerini. Biz hareket ettik ve ben o gün anladım ki yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir. Meğer ben onun kızağına elimi uzatırken ona değil kendime elimi uzatmışım. Çünkü o gün beni orada çağıracak kimse yoktu. Ve yardım edin. Bugün Türkiye'de yardım edin uzattığınız komşunuz bir mülteci ya da başka birisi, dünyanın başka bir yerinde birisi. Onun size uzattığı el onun eli değil, kendi eliniz. Yardım edin görürsünüz. Bunu biz de hayatımızda gördük. Hı hı. Yardım ederseniz size döner. Size İşte döner. O adamın yaptığı köy benim, evet. O 20 şiir ezberlediğim köy. Evet. Şimdi burada kısa bir ara vereceğiz. Ama sevgili seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. İşte o babanın yetiştirdiği evlat, sevgili hocamızın da babası, yokluk içerisinde. Ya özellikle o 10 koyun hikayesini size, evet, anlattırmak istiyorum. Tamam. Reklamlardan sonra bunu kaçırmanızı asla istemem sevgili seyirciler. Kısa bir ara vereceğiz. O ara esnasında da siz yine bize sormuş olduğumuz 3 soruya cevapları yazabilirsiniz veya hocamıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir Zamanlar etiketiyle yollarsanız memnun oluruz. Bu kitaptan size hediye etmek üzere anlaştık. Hatta bir şey diyeceğim, o yeniden baskısı yapılacak olan roman Yollar Dönüşe Gider. Ha, onu da hediye edebilir miyiz? Edebiliriz. Olur, çıktığı tamam. Zaman gönderelim. Ben de buradan istiyorum söyle, hocam. Tabii olur size mu? De vereyim. Teşekkür ben, ederim. Bekir Ağa'nın hikayesi. Bekir Ağa'nın hikayesi. Bir de bir müjde vereyim. Buradan selam olsun. Kemal Tekten film. Evet. Hocam çıksın dedi. İnşallah filmini de düşünürüz. Ha, çok güzel. Yani inşallah öyle bir şey de düşünülüyor. Bakalım yani. Bu hadi hadiseyi bakalım. Belki de izleyeceğiz. Hayırlısı olsun, evet, inşallah. Hayırlısı. Sevgili seyirciler, birazdan buluşmak üzere. Gündem Ötesi Artı ile devam ediyoruz ve Nurullah Genç hocamızı dinliyoruz. Bu arada biz verilen arada çok değişik bir hikaye de dinledik. O inşallah başka kitapların konusu, bana böyle yapıyor, konusu olur. Tamam hocam, sizden çıkmıyorsa bizden i̇nşallah. Çıkmaz değil mi çocuklar? Kesinlikle. Şimdi Nur Gürgüler, Fırat Cemaloğlu bizlerle birlikte. Önce kim soracak sorusunu bakalım. Benim bir tane sorum vardı. Evet, merhaba Fırat. Merhaba. Fırat Cemaloğlu, Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisi lisans öğrencisiyim. Eyvallah. Benim sorum, 10 koyun hikayesi dinlediğin zaman Pelin abla gibi ben de çok etkilenmiştim. Çok duygulanmıştım. Eyvallah. Çok da hoşuma gitmişti. Eyvallah. Bu hikayeyi sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Tabii ki. Harika. Şimdi anlattım ya, Bekir Ağa'nın Sibirya'da yaptıkları, o yardım etmiş. Şimdi babam da o felsefeyle büyümüş. Yani babam da çocukluğunda bakmış ki babası el uzatıyor, yardım ediyor. Onun doğurduğu bir hikayedir. Yani kaynağında o var. Yani bir berber kardeşimizin, yani bir kuaförün kapısını açtım, girdim. Saç tıraşı oluyorum. Bir yerde de sıkışmışım, programlarım sıkışmış, saçlarım uzamış. Dedi ki ya ben sizi bir yerden hatırlıyorum dedi. Nereden hatırlıyorsunuz dedim. Ya dedi siz dedi benim dedi bildiğim bir adam var, ona çok benziyorsunuz. Kim o dedim. Ya dedi bir 10 koyun adamı var dedi. Dedim ki adını biliyor musunuz adamı? Yok dedi, ama dedi 10 koyun biliyorum ben dedi. Hmm. Dedim ben 10 koyunun adamıyım zaten. Ya dedim, güzel. Falan. Şimdi bakın 10 koyunun arkasında o adamın felsefesi var. Ben ortaokulda okurken 2. sınıfta boyacılık yaptım. Boyacılar darp ettiler, sandığımı kırdılar. Gittim bulaşıkçılık yaptım bir lokantada. 3 ay. Fazla yemek yiyorum diye adam çıkardı. Paramla yiyordum. Çıkardı. Gittim fırında çalışmaya başladım. O söylediğim jeneratörden kaynaklandı o da. 12'de jeneratör kapanıyor. Fırın karanlıkta kalıyor. Şimdi usta ekmek pişirecek, birinin fener tutması lazım. Çırak bir gün gitmiş.
Usta bana dedi ki sen dedi cumartesi pazar fener tutar mısın? Ne kadar yevmiye veriyorsunuz dedim, şu kadar dedi. Ya dedim iyi, benim boyadan kazandığıma denk neredeyse. Sonra fener tutmaya başladım. Öyle bir hoşuma gitti o fırındaki hayat. Gece Allah! Arabesk müzik dinliyorlar, fıkralar anlatıyorlar. O ona takılıyor. Bu hamuru buna... yoğuruyorlar, ya, hamur yoğuruluyor, francala yapılıyor. Ekmek pişiyor, taze ekmek. Onu ısırıyorsunuz filan. Dedim ki ya ben gece çalışıp... Dörtte de jeneratör yeniden elektrik veriyor. Gece çalışıp gündüz okula gitsem nasıl olur? Vallahi dedim ben bunu yaparım. 12'den 4'e kadar fener tutarım. 4'te uyurum, 8'de kalkarım, giderim okula. Akşam gelirim, ödevlerimi yaparım, çalışırım. 4'te, 12'de fener tutarım, 4. Ustaya söyledim, dedi ki amcana kabul ettiremeyiz dedi, sen okuyorsun. Tabii. Ben dedim amcamla konuşurum. Çırak da bulamadılar, mahkum oldular. Dediler ki tamam amcanı razı et, biz çalıştıracağız seni. Gittim amcama, amcam kovdu beni. Olmaz. Sen deli misin dedi ya, sen sınıfta kalırsın, ben babana ne söyleyeceğim o zaman filan. Paşa yengemin yanına gittim. Boya sandığına da razı etmişti zaten. Dedim ki yenge dedim, Nazime yenge söyle dedi. Dedim ben fırında çalışmak istiyorum gece, gündüz de okula gideceğim. Dedi olur mu oğlum dedi. Dedim yenge ben yaparım, 4 saat fener tutarım. Fırıncılığı da öğrenmek istiyorum. Amcam izin vermiyor. Dedi ben onu razı ederim. Amcam da şöyle razı etmiş. Demiş ki Sait, bir ortaokul 3. sınıf öğrencisi, 13-14 yaşında bir çocuk, 12'den 4'e kadar fırında çalışıp 4'te okula gidip en fazla ne kadar dayanabilir? Ha, nasıl olsa pes edecek bu çocuk. Demiş ki ya bir haftadan fazla dayanamaz. E demiş bence de öyle. Niye Nurullah'a kovdun? Ya demiş ben Seyfullah'a ne derim? Ya zaten bir hafta sonra bırakacak. Ama yarın bir gün der ki izin vermedi bana. Amcam çağırdı beni. Çalış oğlum dedi. Başlangıç oldu başlangıç. Ben bir yıl aralıksız fırında çalıştım. Bu arada hep okul birincisi. İşte şöyle. Yani ben... bu koşullara rağmen hep okul birincisi. Şimdi şöyle bakıyorlar. Yani bu kesin sınıfta kalacak. Tabii. Amcam da demiş ki. Ya normalde biz kalırdık herhalde. Yani bilmiyorum çocukları da ben kalırdım. Yengeme yani. Demiş ki senin yüzünden demiş. Bu sınıfta kalırsa sen görürsün. Sen demiş bana baskı yaptın, izin verdirdin. Ama ben ödevlerimi yapıyorum, derslere çalışıyorum, öğretmenleri takip ediyorum, notlarımı alıyorum filan. Geliyorum fırında bir yıl içerisinde hamur yapmayı, ekmek pişirmeyi, hepsini bir içerisinde. Bir altın bilezik daha. Taktım tabii. Ha, şimdi yani ben işsiz kalsam bir de fırında çalışırım. Tabii. Vallahi hiç şeyim yoktur yani, eyvallah. Öğrendim ama o arada tabii okulu birincilikle bitirdim. Birincilik belgesini götürdüm amcama. O çok böyle bir mutlu oldu fakat parasız yatılıyı kazanamadım. Parası yatılı imtihanları vardı. Babamın hayali de ben İmam Hatip'te okumak. Bana bir gün demişti ki oğlum seni götürürüm. Sen parası yatılı kazanırsan kazanırsın. Kazanamazsan ahırda 12 tane koyun var. 2 tane de sığır var. İnek var. Dedi ki o 12 koyundan 10'unu satar seni götürürüm ben. Paralı yatılıya yerleştiririm, orada çalışırsın. Ben de tamam dedim. Ama tamam da yani sen 10 koyun giderse senin kardeşlerin peynirsiz kalır. Sütsüz kalır, yoğurtsuz kalır. Sen parası yatılıyı kazan ki böyle bir şey olmasın. Kendi kendime de böyle sürekli telkinde bulunuyorum. Babam beni okutmak için her şeyi göze almış bir adam. Ya 10 kilometrenin 8'ini sırtında taşıyordu beni. Karlı yollarda. Böyle bir adam zaten. Tamam dedim fakat çalıştım. Parası yatılı. Yok belge gelmedi. Kazanamadım diye bir hafta kenar köşe ağladım. Mahcubiyet. Tabii ben nasıl söyleyeceğim babama kazanamadım. Gidip getirip... Ağırda ne var ne yok getirip satacak adam. Biz 11 nüfusuz. Yani 9 kardeşiz. O zaman 3'ü yoktu. 6'sı vardı. 2'de onlar 8. 8 kişi 12 tane koyunun onu koyundan ya, geçiniyor. Nasıl geçinecek? Nasıl yapacak filan diye üzülüyorum. Babam duymuş geldi. Bakın o şartlarda bir adam sarıldı bana. Oğlum dedi. Sen niye ağlıyorsun ya dedi. Bunda da vardır bir hayır. Satarız 10 koyunu götürürüz. Ben her yaz giderim dedi şeyde çalışırım Ege'de zeytinyağı fabrikalarında. Trakya'ya giderim inşaat firmalarında çalışırım. 10 koyun kazanır getiririm. Ya oğlum sen rahatsız olma. Tamam dedim ama içim yanıyor. Aldı beni götürdü parası yatılıya. Giremediğim için paralı yatılıya yazdırdı. 10 koyunu aldık. Sattı. 1 koyunu harçlık yaptı. 9 koyunun parasını da götürdü beni paralı yatılıya ve veznedara teslim etti. Aynen de şöyle dedi. Dedi ki 9 koyun sattım getirdim. Yetiyor mu bu çocuğun taksitlerine? Çarptı, böldü adam. Abi dedi bir yıllık şeyi tamam. Bir dahaki seneye kadar borcu yok. Tamam dedi. Bu çocuk buralarda çok bilmez. Kars'ta bir yıl kaldı. Önce Allah'a sonra sana emanet dedi. Beni bıraktı gitti. Bu arada mesela normalde
herhangi biri şunu da düşünebilirdi. Ya tamam hani bu seneyi hallettik de zaten elde yok, avuçta yok. Tabii. Hani seneye ne olacak falan deyip çoktan hiç, vazgeçmişti tabii, başkası olsa. Hiç asla bana dedi ki ben gider çalışır kazancım. Her yıl 10 tane koyun getiririm. Ben tabii çocuğum, sormuyorum ki ahırda kalmadı ne olacak filan. Ya, ha. 2 ay camdan dışarı baktım, okula başladım. İmam Hatip'e gidip geliyorum, yürüyorum da epeyce mesafe de var. 2 ay camdan dışarı bakıyorum, içim yanıyor. İskender diye bir arkadaşım var, o da arkadaşım. O aileye ağlıyor, ben 10 koyuna. O nereden aileye ağlıyor? Anasını özlüyor, babasını özlüyor, ne zaman gideceğim diyor. Ben de anamı babamı özledim deyip ağlıyorum ara ara ama... Yani parası yatırımın önünden ana cadde geçiyor, Erzurum Lisesi'nin caddesi. Yoldan koyunlar yürüyor. Ay, gözümün önünden böyle koyunlar geçiyor. Tabii. Gördükçe. İçiniz eziliyor. Hayır, hayalimde de yürüyor. Yani koyunlar yürüyor böyle. Tabii. 2 ay geçti. Fakat bakın, bütün öğrencilere buradan sesleniyorum. Çalışırsanız Allah verir. Doğru. Ben o şartlarda bile girdiğim bütün imtihanlardan 9-10 almışım. 1. sınıf, İmam Hatip Lisesi 1. sınıf. Eğer 9-10 almasaydım, 5 alsaydım, 4 alsaydım bu hadise olmayacaktı. Neden? Çünkü öğretmenler odasında konuşulmuş. Demişler ki ya yine boyun böyle ufacık kısa ya. Demişler bir ufacık çocuk var Nurullah. Her dersten 10 alıyor, 9 alıyor. Bundan doğdu zaten devamı hikayenin. Ben bir gün böyle geziyorum okulda. Şu anda İstanbul'da. Beykoz'da yaşıyor. Necati Demirci müdür yardımcımız. Beni gördü. Dedi ki Nurullah dedi, sen dedi neden parasız yatıldı kalmıyorsun? Peki neden tanıyor beni? Çünkü onun dersinden de 10 almışım. Derste dedi ki bu Nurullah genç kim, ben kalktım dedi, tebrik ediyorum çocuk dedi, ya sen 10 aldın benden dedi. Oradan biliyor beni. Bilmese ben o gün gittim yani, söylemeyecek bana bunu. Neden dedi parasız yatılı da kalmıyorsun? Hocam ben kazanamadım dedim. Oğlum dedi sen listede var oğlum senin adın. Hocam ben bilmiyorum dedim. Aldı beni çıkardı yukarı, baktık listede adım var. Hocam belge gelmemiş herhalde dedim, kazanamamışım. Hemen dedi şanslısın dedi, 2 hafta uzatıldı, babana haberdar et. Ha, kayıtlar uzadı, baban hadi gel. Gelsin. Şimdi ne kadar şanslısınız. Şu anda desem ki Fırat babana haberdar et ya da Nurgül babana haberdar et. Hemen bir SMS atarsınız, baba şuradayım geldi. Ben babamı haberdar etmek için fırını aradım. Fırında telefon vardı. 1 haftaya ancak haber gitmiş. Ay düşün bak. Çünkü köy yolu yani kapalı. Babam da hazırlanıp gelene kadar 1 hafta daha geçti. Babam geldiğinde kayıtlar bitti. Hem ağlıyorum hem seviniyorum. Baba kazanmışım ama baba kayıtlar bitti. Necat Hoca'nın yanına gittik, içeri girdik. Oğlum sen neredesin dedim, babam ancak geldi. Hocam kayıtlar bitti, ben kaybettim. Ulan ne şanslı çocuksun dedi, 1 hafta daha uzatıldı. Şimdi bu uzatma da merkezden ya geliyor. Yani kendilerinin yaptığı bir ya şey değil. Yani merkezden uzatılmış. Hemen dedi gidin dedi kaydı yaptırın. Babam aldı beni götürdü. Sağlık raporu, işte belgeler filan hepsi hazırlandı. Geldik. Kaydımı sildi, paralı yatılıya yazdırdı beni. Dolabım hazırlandı. Paralı yatılıya geldik. Eşyalarımızı aldık. Veznedar'a gittik. Anlattı. Dedi ki bu çocuk paralı yatılıyı kazanmış meğer. Ah abi dedi ya, keşke belge gelseydi bir sürü dedi para yatırdınız. Ya önemli değil. Hepsine bir hayır vardır. Ne kadar kaldı dedi paradan. Adam hesap yaptı. Dedi ki Seyfullah abi dedi 9 koyundan 7'si duruyor. 2 koyun gitmiş. İyi dedi. Adam çıkardı böyle deste deste parayı koydu. Abi buyur dedi. Babam böyle bir gözlerine baktı. Ya dedi bu işte bir hayır olduğunu tahmin ediyorum, biliyordum dedi. Bu belgenin gelmemesinin sebebi buymuş. Bu parasız yatılda taksidini ödeyemeyen çocuklar var mı? Veznedar durdu. Abi dedi neden? Ya dedi ben bu paradan zaten vazgeçmiştim. Ama abi dedi bu çok para. Dedi ki kardeş çokluk bizim içindir. Allah'ın sonsuzdur dedi. Allah'ın hazinesi sonsuzdur ya. Verirse dedi bize çok verir dedi. Sen meraklanma. Var mı? Abi çok var dedi. Parası olmayan, taksidini ödeyemeyen, yarına harçlığı olmayan bir sürü çocuk var. Sana dedi bu 7 koyunun parasını emanet olarak bırakıyorum. Adil bir şekilde oradaki çocuklara dağıt. Yerinden kalktı geldi babama sarıldı. Gözlerinde yaşlar. Abi dedi bu para bana emanettir. Bunu dağıtacağım ben dedi. Allah senden razı olsun. Sarıldılar, çıktılar. Beni aldı bir üzüntü. Koyunları yine kaybettik. Ya kıyamam. Uğraş, çocuksunuz ya anlayamıyorsunuz. Ay. Kendi kendime diyorum ki ne yaptı bu babam? Ne yaptı? Ben koyunları geri getirmiştik. 7 tanesini koyunlar gitti filan. Baktı ki ben böyle üzüntülüyüm. Başım okşadı oğlum dedi. Düşünsene yavrum dedi. Size anlatırdık sadaka-i cariye diye bir şey var. Yani insan öldükten sonra ameli 3 şekilde kapanmaz. Salih bir evlat yetiştirirse, o güzel işler yaparsa, İyi bir ilim bırakırsa ya da iyi bir mal bırakırsa,
Bak dedi, oradaki çocuklardan birileri okursa, bizim bu 7 koyundan da onda bir pay olursa, o çocuklar güzel işler yaptıklarında sevabı bize de gelir değil mi oğlum dedi. Ah, evet baba. O zaman ne üzülüyorsun dedi. Hadi dedi, ben onları kazanırım. Neydi gitti amcamızın ismi? Seyfullah. Ha, Seyfullah. Seyfullah. Seyfullah Genç. Götürdü beni, bıraktı. Allah parasız yatırıyor. Amin cümle geçmişlerimize ve izleyen kardeşlerimizin hepsinin. Bu gece bence Seyfullah amcaya çok fatiha gider. İnşallah, inşallah. Çünkü o hak etti. O benim güzelliğim falan değil, onun güzelliği. Çünkü ya bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Hayatımda bir defa çirkin bir kelime duymadım dudaklarında. Biz o kadar değiliz yani. Bıraktı gitti. Kaldım orada. Bir gün, iki gün, üç gün. Horasan'da da boyacılık yapmışım ya. Boyayı da iyi öğrenmiştim. Çünkü boya yaparken bazen çorapları boyuyordum. Bir iki defa tokat yedim. Adamın biri bana dedi ki gel sana dedi, güzel boya nasıl yapılır öğreteyim. Öğretti, dedi ki iki tane karton alacaksın, keseceksin. İki tarafına çoraplarını yerleştireceksin ki çorabı boyamayasın. İki tane bezin olacak, kuru ve yaş. Kuruyla sileceksin, yaşla sileceksin. Tekrar kurulayacaksın, cilayı vuracaksın. Fırça atacaksın, tekrar cila vuracaksın, boya vuracaksın. Sonra bir daha cila. Eğer bir ayakkabının burun kısmında yüzünü göremiyorsan o ayakkabı iyi boyanmamıştır oğlum demişti. Ben de, ayna gibi olacak. Evet, ben de mat deri olmayan bütün ayakkabıların burnuna bakardım. Yüzümü görüyor muyum diye. Şaşırırlardı, alırdım ayakkabıyı böyle bakardım. Böyle öğrenmişim. Bir gün baktım ki parası yattı da herkesin ayakkabısı kirli. Çamurlu. Aklıma geldi bir anda. Dedim ki ya ben dedim bir boya sandığı alsam getirsem. Burada boyacılık yapsam. Erzurum Ünivatip parası yatıldı. İyi para kazanırım dedim yani. Bunu yapabilirim ben. Hemen gittim parası yatılının müdürüne. Hocam dedim, görüyorum ki bütün ayakkabılar çamurlu ve kirli burada. Oğlum dedi, ne yapalım yani, şehirde boy atıyoruz. Gelene kadar bile kirleniyor. Çamur var. Dedim ben bir boya sandığı alsam dedim. Hocam dedim, ya şurada bir yer var. Mutfağın yanında bitişikte böyle bir aralık var. Oraya koysam, orada boya yapsam, ayakkabı boyasam izin verir misiniz? Dedi ki bu hiç dedi. Bu hiç dedi bugüne kadar sorulmadı, müdür beye soralım. Müdür beyden haber almış, gel dedi oğlum boya dedi. Ben orada 3 sene ayakkabı boyası yaptım. Allah razı olsun, onlar da izin vermişler yani ama hocam. Ama ondan sonra da işte ne yaptık, bir sene de paralı ödev yapmıştı. Paralı da ödev yapmış ama babaya götürmüş aldık o paraları. Evet. Ne güzel. 10 koyun aldık götürdüm ama sonu çok muhteşem. Hocaya gittim, dedim ki hocam bitti, ben gidiyorum. Dedi nereye gidiyorsun, sen bir hazine kazandın. Bugün bekle. Ertesi gün geldi bir poşet, çanta içinde paralar. Ne yapacaksın dedi. Hediye alacağım dedim. Teyzemin yanında okuduğum, halamın yanında okuduğum, amcamın yanında okuduğum. Kardeşlerim var köyde. Oğlum bir hediyeyle bitmez dedi. Hocam bir 10 koyun alacağım dedim. Ne 10 koyunu dedi, hikayeyi anlattım. Sarıldı, duygulandı. Behçet Aktaş vardı Horasan'da arkadaşım. Şimdi Mersin'de zaman zaman diyor ki bana soruyorlar o 10 koyun nasıldı. Behçet'le beraber 10 koyun aldık, köye götürdük. Babamı oturuyor. Görünce dedi ki Behçet, yaylaya koyun mu getirdiniz? Köyümüze bazen sürüler getirilirdi. Para yani para verirlerdi köy ihtiyar heyetine muhtarı. Behçet dedi ki hayır Nurullah, Seyfullah amca dedi. Bu Nurullah neyse 10 koyun getirdi. Babam 10 koyunu duyunca ayağa kalktı. Geldi koyunlara baktı. Ay ne duygulanmıştı. Sarıldı, ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi, 1000 tane koyun satmamız gerekseydi satacaktık ve seni okutacaktık. Ama bugün görüyorum ki işte sen için o koyunları vermemiz gerekiyormuş. Evet, evet. Neyse, Allah rahmet eylesin. Amin. Evet Nurgül'cüm. Evet hocam. Ben Nurgül'de. Ben Nurgül Gürel. Türk Eyvallah. Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. Başarılar. Türk Dili ve Edebiyat bölümünde. Şimdi hocam benim sorum şöyle. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı. Orada ona genç bir kardeşimizle birlikte şiir okudular. Evet. O şiirde sizin Beni Yakışına şiiri. Bu şiirin bir hikayesi var mı? Evet. Bunu merak ediyorum. Tamam. Bu şiir Beni Yakışına şiiri. Benim Hüznün Lalesidir Dünya diye bir kitabımda. Abdülkerim Dinç diye bir edebiyat doçenti var Erzurum'da. Benim yakın dostum. Aynı zamanda şiirlerimin pek çoğunun da ebesi. Bu şiirin de ebesi. Hazırlıklıyım. Şiiri de getirmiştim yanında zaten. O kitap bir medeniyet kitabıdır. Medeniyet arayışı vardır. Hüznün Lalesidir Dünya'da. Bu şiir de o kitapta. Cumhurbaşkanımız da o zaman belediye başkanlığından alındı. Hapis kararı verildi. O arada bir şiir kaseti çıkardı. Yani bu şarkı burada bitmez diye. Bu şiiri de görünce çok sevmiş. Demiş ki bu şiiri de seçelim. Hatta benden 2 şiir aldı o zaman. Bir de Hayal Limanı'nda Demirleyen Yelkenliye diye bir şiir seçmişti. Orada biraz yelkenledi ya, demir attı Pınarhisar'da. 2 şiiri de okudu. O kasette bu şiirler yer aldı. Pınarhisar'da iken de kitap çıktı.
yayın evinden, Timaş yayınlarından arkadaşlar giderlerken bana dediler ki sen de geliyor musun? Dedim ki ya kitabı götürüp takdim edelim. Ben de gittim. Hüznün Lalesidir Dünya'yı aldım götürdüm. İçeri gireceğiz. 60'ın üzerinde insan var. Bana dediler ki siz giremezsiniz. Hapishanede. Tabii. Pınarhisar cezaevinde. Cezaevinde. Trakya'da. Hı. Neden dedim? Adam dedi ki siz dedi şairsiniz ve tehlikelisiniz. Giremezsiniz dedi. Ya niye dedim? E dedi içerideki şiirden yatıyor. Siz de şiir yazıyorsunuz, şairsiniz. Bana izin vermediler. Ben orada kaldım. Oradakiler girdi, anlattılar. Cumhurbaşkanımız öyle vefalı bir adamdır ki, insandır ki dışarıya çıktı. Kitap için teşekkür etti. Hı hı. Elini göğsüne koydu. Selamladı beni. Tekrar içeriye girdi. Onun bereketidir bugün. Bir genç kızımız bu şiiri Cumhurbaşkanımız okudu işte. Nasıl bir şiirdi hocam? Hatırlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi Cumhurbaşkanımızın neden dikkatini çekmiş bu şiir? Çünkü onu da yaktılar ya o gün. Yakmaya çalıştılar daha doğrusu. Burada da benim tarihimin bütün külleri var bu şiirde. O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Yani yüzlerce binlerce yanmış, yıkılmış evi düşünün. Birinci Dünya Savaşı. O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdumdan mahrum edip dolaştırdığın cem gibi ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut, bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahum dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım, kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat, ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin, başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı, renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben, onu göreyim diye kıblegahım dayandı. Oo hocam. Ağzınıza sağlık. Siz sağ olun. Evet Fırat'cığım. En sevdiğiniz kitap ve şiir nedir? Şiir kitapları arasından mı soruyorsun? Aslında ayrı ayrı aslında. Hepsini evet genel dinleyebiliriz yani. Yani baş kitabımız Kur'an'dır. Ama Kelamullah'ın dışında soruyorsanız. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Sürekli yanımda taşıdığım kitap Yunus Emre'nin şiirleridir. Başucumdadır. Sürekli yanımda duran kitap Ali İzzet Begoviç'in Doğu Batı arasında İslam'ıdır. En çok hatırladığım, konuştuğum roman Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanıdır. Niyaz Mısri'nin şiirleridir. Alvarlı Efe'nindir. Benim tek bir seçimim yok. O köy odasında 40'ın üzerinde şair işitmişiz, şiirlerini işitmişiz. Ama Fuzuli'dir. Divan edebiyatı dendiğinde aklıma Fuzuli gelir. Çünkü ben o yalnızlık günlerimde en çok şu beyti mırıldanmıştım. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bahtı sabahdan gayrı. Tren garında yatarken bile. Fuzuli'dir. Yani bir tane yoktur. Çok vardır ama başatları bunlar. İki sıraya çıkarabileceklerimiz bunlar. En çok sevdiğim şiirse beni candan usandırdı, cefadan yar sanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemmi yapmaz mı? Fuzuli'nin gazeliydi. Hocam valla. Bak 9 yaşında ezbere biliyordum evet. Diyor. Açıkçası Necip Fazıl'ı da bekliyordum söylemenize. Evet. Necip Fazıl da var hayatında tabii ki. Çok fazla etkisi vardır. Yani Kaldırımlar, Çile Şiiri, ondan sonra Sakarya Türküsü, Beklenen, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar diyor ya. Ama yol onun, varlık onun, gerisi hep görürsün, Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Bir de ben insanla ilgili konferanslarda insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal nasıl diyor. Nasıl çıkmışsa diye. Bunların hepsi ezberimde ben. Bunların hepsini ezberlemişim. Evet hocam. Bunların hepsi başattır da. Çocukluğumda ruhuma işlemiş şiir Fuzuli şiiridir. Yunus Emre'nin şiirlerdir. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp der ne yersin kozumu. Düşünürdüm amcam analiz ederdi anlayamazdık. Erik dalına çıktım üzüm yedim. Bostanın sahibi haykırdı dedi ki ne ceviz yiyip duruyorsun cevizimi niye yiyorsun?
Derdim ki ya Allah Allah. Ne demek istiyor şimdi? Allah Allah, ben eriye çıktım, üzük geldi karşıma. Adam da diyor ki cevizimi yeme, bu nasıl iş filan. Hikmettir bunun adı. Ha. İşte hikmet budur. Böyle bir şeydir hikmet ve bu sehli mümteniliktir. Yani kolaydır ama taklidi mümkün değildir. Şiir sehli ve mümteni olmalı. Yani hem kolay hem zor. Onun için Yunus'tur. Evet. Ve niye Niyaz-ı Mısri dedim? Son bir şiir, bir beyt. Asla unutmadığım, bana hep ölümü hatırlatan bir beyt. Mimariyle de bütünleşik çünkü. Niyaz-ı Mısri diyor ki, günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil binası oldu viran derbeder. Ömrüm bir binaydı diyor. Günde bir taş düştü, düştü, düştü. Bina sonunda viran oldu da canım bundan bir haber diyor. Bu da bana hayatı, ölümü, ömrü. Bunlar kaldı yani, anlatabildim mi? Yoksa Yahya Kemal, o kadar dev tabii isimlerimiz var ki. Evet, Nurgül. Hocam şimdi sizin çok geniş bir kelime hazneniz var eserlerinizden, bunu anlıyorum. Kitabınızı eyvallah da yanımda getirdim imzalatmak için. Eyvallah. Fırsatı kaçırmadan. Tabii ki. Ben sizin en sevdiğiniz kelimeyi merak ediyorum ve sebebini. Evet. Hanımınızın ismini söyleyebilirsiniz. Yok hayır. Hayır yani şimdi hayır özel isim olmaz yani özel isim tamam, o yüzden hayır ediyorum dedim tabii. Şaka yapıyorum hocam. Yoksa ben yani onun ismini de çok seviyorum yani. Aha. İsmi Nermin'dir eşimin. Ama mukaddes kelimelerin dışında, hı hı, en sevdiğim kelimenin adı üç harftir. Aşk. Değil. Evet gelecekte. Değil. Değil mi? Güldür. Gül. Aa. Niye biliyor musunuz? Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Budur. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ertuğrul Gazi torunlarına vasiyet etmiştir. İstanbul'u alın ve gül bahçesi yapın. Niye biliyor musunuz? Çünkü birinci, ikinci Murat Han, Fatih Sultan Mehmet doğduğunda müjde verdiklerinde rivayet edilir ki demiştir ki, desenize Murad'ın bahçesinde bir gülü Muhammedi açtı. Nakkaş Sinan'a sormuşlar, Fatih'in gül kokladığı portreyi neden yaptın, neden ona gül koklattın? Rivayet edilir ki demiştir ki, ben Fatih'e gül koklatmadım. Dedesi İstanbul'u güle benzetmişti, babası da Fatih'i güle gül koklattım. Bir şey söyleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet'in aynı zamanda gül yetiştiricisi olduğu da, evet, söyleniyor. Öyle de bir söyleniyor, bir rivayet, evet, var. Sebebi bu, gül alırlar, gül satarlar, bütün bunları topladığınızda, ben Yürüyelim Seninle İstanbul'da kitabında, Yürüyelim Seninle İstanbul'da şiiriyle başladım o kitaba. Kırmızıyı sevdiğini bilseydim hayallerim kıpkırmızı oldu diye, olurdu diye başlıyor. Hı-hı. İstanbul'un rengi kırmızıdır. Benim de başat kelimem güldür. Çünkü Yunus Emre diyor ki, gül Muhammed teridir. Çok güzel, çok güzel. Yani bir şey söyleyeceğim. Aslında çok daha hikayemiz var, anımız var. Ama süremiz doldu. Ya ne yapalım? Her şey her şey bitmeye sevdalıdır. Evet. Bizim söyle genç bir şair kardeşimiz der ki, her söz sükuta sevdalıdır. Öyleyse konuşanı değil, susanı dinle. Hı. Biraz da susalım, öyle dinlesinler bizi. Hocam çok güzeldi. Sağ olun. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizin de vaktiniz olursa. Çünkü bunun içinde çok hatıra kaldı. Bir de tabii burada anlattıklarınızın haricinde de muhakkak biriktirdikleriniz tabii çoktur sizin. Hatıralarımızın az bir kısmı daha, çok hatıra var. Evet. Çocuklar yine sizi çağırırız. Olur mu? Çok isteriz Bilal. Gerçekten çok öyle. Çok isteriz. Yani bugün tabii Nurullah Genç'le tanışmış olmanız bile, yani bir araya gelmiş olmamız benim için de keza öyle. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel oldu ama dediğim gibi süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler, siz bize yazmaya devam edin. Bir Zamanlar etiketiyle sosyal medyadan hocamızın bu kitabını Omuzlarımda Dünya, Kimaş Yayınları'ndan, ama yollar yeni dönüşe baskısı Yollar Dönüşe Gider, dedesinin hayatını tabii, Sibirya anlatıldı. Sibirya gazimizin, Allah rahmet eylesin. Amin. Onun da öyküsünün anlatıldığı yeniden basım hocamızın kitabı. Zaten çokça kitabı var ama onların hepsini inşallah bir başka programda da hem konuşalım hem de size de bazı seyircilerimize hediye etmiş olalım. Evet, imzalarsınız diye İnşallah düşünüyorum. Tabii ki. Heh, tabii. Tamam. Şimdi biz bugün tabii hem dediğim gibi siz Anadolu'nun böyle bağrından kopmuş, gelmiş, kendini yetiştirmiş, çok güzel insanların yanında tabii güzel bir aileden çıkmışsınız. Bu noktaya gelmişsiniz. Hem örneklik teşkil ediyorsunuz hem de yani şöyle iyi insanları konuşunca insan ferahlıyor. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben benden kaynaklanmıyor. Gerçekten Allah bana iyi insanlar nasip etti. Öyle dua etmek lazım. Vallahi yani düşünüyorum yani o çok iyi insanlardı. Ya onlar olmasaydı ben belki başka bir yerde olurdum. Yani.
Evet, ailenizde de güzel insanlar. Burada zaten anmışsınız isimlerini. Yani evet, keşke evet, mesela bir halınızdan bahsedebilecek olsaydık. Bir yol dayı hatıraları dediğiniz, bir yol hatıraları. Dedenin duası. Dedenizin duası. Bir de hayır, bir nazar yolda kalmış hikayesi. Dedenin duası vardır ya yolda kalmış. O hikaye, evet, o çok güzel. Yani bu azmin zaferi, ısrarcı olmakla ilgili hikayeler. Yani ben buradan çok not almıştım ama ne yapalım? Fotoğrafı konuşamadık, fotoğrafı bilardoyu konuşamadık, satrancı konuşamadık. Yani çok şey var. Bilardoyu konuşamadık. Şimdi evet, bir gün geçirdiği felç dolayısıyla 8 sene hareketsiz yaşamış ve onda şikayet babında hiçbir davranışla karşılaşmadık demiş olduğunuz rahmetli Gülçehre neneniz. Evet, evet. Yerin altındakiler üstündekilerden daha fazladır demiş bir gün sizlere. Ancak yerin üstünde olanlar altında olanlardan çok azını bilirler. Onlar hatırlanacak izler bırakanlardır. Allah bizlere güzel izler bırakarak yerin altındayken de hatırlanmayı nasip etsin. İnşallah. Bununla noktalıyoruz. İnşallah. Çok teşekkür eyvallah, ederiz teşekkür izlediğiniz ederim, için, geldiğiniz için ve sevgili hocam çocuklar, anlattığınız için. Ben de memnun için oldum sizle tanıştığım için. Pelin Hanım çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Gündem Ötesi'nin bu gecelikte sonuna geldik. Ebru Yücel'le programı hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.